Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Barış Ertuğ, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sunar. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı. İddia. Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 19 Ekim 2021 Salı günündeyiz. Saatlerimiz 7.08'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve gündemdeki konuları her zaman yaptığımız gibi değerlendirmeye çalışacağız. Bizlere Twitter üzerinden Mert Elam ve Ali Erim adreslerinden, Instagram'dan eğer yazmak istiyorsanız, Instagram'ı daha çok kullanıyorsunuz, yine orada Mert Elam adresinden mesajlarınızı gönderip programa da renk atabilirsiniz. Saat herhalde 8-10 geceden sonra, o reklam kuşağından sonra telefon attığında açacağız. Numarayı da şimdiden hatırlatalım. 0212 363 04 34. Şimdi dün Süper Lig'de 9. haftayı geride kapattık ve aslında güzel iki karşılaşmayla, bol gollü iki karşılaşmayla kapattık denebilir. Haftanın ve sezonun en gollü karşılaşmalarından biri Alanyaspor Kayserispor arasında oynanan karşılaşmada yaşandı. Alanyaspor 6-3 kazanmayı başardı. Maçın ilk yarısı 3-2 Alanyaspor lehine sonuçlandı. İkinci yarıda skoru 6-2'ye kadar getirdi ev sahibi takım. Sonda da Mustafa Pekdemek Kayserispor'da skoru belirleyen golü kaydetti. Gerçekten Süper Lig'de böyle gollü bir karşılaşma oldu. Ama bilin bakalım ben hangi karşılaşmayı izledim? Ben diğer maçı izledim. Hatayspor Gaziantep maçı. Benim için hani bu sezon Hatayspor'u takip etmek, işte Karagümrük, böyle her sezon herkesin birkaç takım vardır. Hani dört büyükler harici takip etmek istediği, takip etmeyi sevdiği. O da Hatayspor benim adım. O yüzden o maçı izledim. Çok da aslında hani biraz esprili girdim ama pişman da değilim Hatayspor maçını izlediğim için. Onlar da Gaziantep karşısında çok iyi bir futbol. İlk yarı çok üstün bir oyun. İkinci yarı kez aynı şekilde ama gelin görün ki son anda Gaziantep bir puanı da alacak pozisyona girdi. Kaleci de geçti ama savunmada Kamil Ahmet Çörekçi'nin iki üst üste müdahalesiyle birlikte Hatayspor'da 3 puanla sahadan ayrılmayı başardı. Gerçekten enteresan bir pazartesi akşamı fikstürü oldu diyebiliriz. Tabii Alanyaspor sezona Çağdaş Atan'la başlamıştı ve 3 maçta 2 ağır yenilgiden sonra yollar ayrılmış. Bülent Korkmaz takım başına geçmişti. Ama kimse böyle bir başlangıçta beklemiyordu çok net bir şekilde. Alanyaspor Bülent Korkmaz'la birlikte 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik. Henüz mağlubiyetleri yok. Bu çok büyük bir başarı. Puanlarını 17'ye yükselttiler. Şu anda Galatasaray, Karagümrük ve Beşiktaş'ta aynı puanda ama averajla bakıyorum 7. sırada yer alıyorlar. Averajları 0 ki eksi 7'lerden 8'lerden buraya kadar da gelmeyi başardı Güney temsilcisi. Hatayspor onların da yaptığı tabii ki çok çok büyük bir iş. Puanlarını 19'a yükselttiler. 9 hafta sonunda 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet. Şu anda da averaj da Fenerbahçe'nin önünde 2. sırada yer alıyor. Lider Trabzonspor'un hatırlayacağınız gibi 21 puanı var. Zirvedeki yerini korudu Bordo Mavili ekip ama Hatayspor gerçekten büyük bir kabuk değişiminden sonra sezona biraz sallantıda başladı ama devamında gerçekten geçen sezon sanki kaldığı yerden devam eder bir görüntüde. Birazdan da ben de maçta takımla ilgili izlenimlerimi aktarırım. Gaziantep içinse tabii pek iyi bir gün olmadı. Onlar da 9 hafta sonunda 11 puanda kaldılar. Sıralamaları 12. 11. sırada da Kayserispor var. Yine onlar da 11 puanda kaldı. Ligin ortasında yer almaktalar. Şimdi bugün tabii Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı başlayacak. Temsilcimiz Beşiktaş'ta bir kez daha sahaya çıkacak. Grupta puan olmayan iki takım karşı karşıya geliyor. Beşiktaş ev sahibi konumunda saat 19.45'te başlayacak mücadele ve Eksen ekranlarından yine maçı canlı olarak takip edebileceksiniz. Dün Sergen Yalçın'ın basın toplantısı vardı. İlk 11 ile ilgili, işte oyuncularla ilgili bazı tüyolar verdi, isimler verdi. Onları paylaştı. Muhtemel 11'lere de yine program içinde bakacağız. Maçı da biraz değerlendirmeye çalışacağız. Aynı saatte Kulüp Brugge Manchester City maçı da var. Gecenin karşılaşması, gerçi çok
güzel karşılaşmalar var ama Paris Saint-Germain Leipzig saat 22'de, Atletico Madrid Liverpool, Porto Milan, Ajax Dortmund saat 22'de, Shakhtar Real Madrid, Inter Şerif, ki Şerif de 2'de 2 ile başlamıştı. Shakhtar ve Real Madrid yendi. Bakalım Inter deplasmanında onlar da neler yapacak. Bugün de gerçekten güzel bir fikstür var Şampiyonlar Ligi'nde. Futboldan yine devam edecek olursak, Nuri Şahin futbolu dün resmen bıraktı. Bir açıklama yaptı. Aslında çok da sürpriz bir açıklama olmadı birçok kişi için. Çünkü Antalya'da futbolun başına geçmişti. İlk karşılaşmasında da bu hafta sonu çıktı. Kariyerinde bundan sonra artık işte antrenör olarak devam edecek. Ona da başarılar dileyelim. Trabzonspor'dan dün gün içinde sakatlarla ilgili bir açıklama geldi. Onu da paylaşmak gerek. Çünkü karşılaşmada Bruno Perez ve Vakeme'nin sakatlıkları vardı. Bruno Perez'in durumu sanki biraz daha ciddi. Sağ diz iç yan bağda ikinci derece yırtık tespit edilmiş. Vakeme'nin tedavisine de başlanmış ama MR'ı da bugün çekileceği söylendi Bordo Mavili ekip tarafından. Barış Ertün, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. ...7.19 saatlerimiz Sabah Spor'una devam ediyoruz. Dünkü karşılaşmalardan biraz bahsetmek istiyorum. Hatayspor Gaziantep maçını tabii ben takip ettim bu arada. Bu maçla ilgili ağırlıklı olarak konuşacağım ama diğer karşılaşmayı izleyenler varsa da onlar da maçla ilgili yorumlarını, maçtan detayları paylaşabilirler. Ben de canlı yayında. Golü bir maç oldu. 9 gol. Mesajlar gelmesin şimdi. Ya ilk yarı bitti. Diğer tarafta Hatayspor Gaziantep. Ben çok keyif aldım. 0-0 bitti ama ilk yarı. Hatayspor'un yanılmıyorsam 9 şutu vardı. Gaziantep'in şutu yoktu ilk yarıda. Tek taraflı bir oyun vardı. Ama keyif aldım yani Hatayspor'un baskın oyunu, topla oynaması, işte savunma arkasında koşular, beklerin oyuna katılımı, Diouf'un çalışkanlığı. Yani çok çok iyi bir takım gerçekten Hatayspor. O yüzden çok keyif aldım ama diğer tarafı 3-2 görünce bir anda dedim acaba yanlış bir maç seçtim. Sonra ikinci yarı bir baktım daha da gidiyor. Durmuyor. Alanyaspor 6-3 bitti zaten o karşılaşma ama Hatay Gaziantep'te hani az gol olsa da diğer karşılaşmaya göre futbol olarak bilmiyorum tabii kıyaslama yapamayacağım diyeni izlemediğim için bana beni tatmin etti. Yani 2 saatime verdiğime değdi. Dakika 55'i gösterirken Gaziantep'in şutu, korneri, isabetli ortası ve gol beklentisi yoktu. Evet, 0. Hepsi 0'dı. Felaket bir tablo. Yani bir nasıl keyif aldın peki? Sen sadece Hatay'ı izleyerek yani keyif aldın. Hatay işte benim zaten hani izlemek istediğim takım Hatay'dı. Bu maçı Erol Bulut Gaziantep için açmadım. Hani kusura bakmasınlar. Belki alınabilir Gaziantep'ler ama Hatay Spor çok daha fazla şey vaat ediyor futbol olarak. Bana hani Fenerbahçe maçında belki çok gösteremediler ama sezon genelinde baktığında hani ligin en çok gol atan takımlarından biri. 18 gol atmışlar. En az gol yiyen takımı şu anda Hatayspor. Average en iyi takımı doğal olarak Trabzonspor'un bir önünde. Futbol olarak geçen sene çok iyilerdi. Bu sezon yeni bir yapılanma. Hani takım herhalde baştan neredeyse yapıldı dese girdi. Mesela savunma dörtlüsü komple değişti. Dünkü maça bakıyorsun. Adekugbe var sol bekte. Yeni bir transfer. Savunmada Burak Öksüz, Fatih. Burak ikinci ligden geldi. Fatih Kurucuk da işte Karagümrük'ün yedek stoperiydi. Genç potansiyelli. Sağ bek Kamil Ahmet Çörekçi. Yani isme bakar mısınız? Hani bu savunma dörtlüsüne baktığında Süper Lig'de zirveye oynayacak bir savunma dörtlüsü gibi değil. Ki işin de zorluğu Hatayspor geride de kabul etmiyor oyunu. Bir de daha da riskli yani stoperler önde basacak. Ve bu oyuncularla, bu oyuncu grubuyla yapıyor Ömer Erdoğan. Bu da çok büyük başarı. Şimdi ligde işin savunma kısmında ne kadar zorlanıldığını görüyoruz. İşte Rize Spor örneği var. Kasımpaşa'nın savunması çok iyi değil. İşte Malatya zorlanıyor. Ama Hatayspor bu isimlerle birçok takımdan daha kalitesiz bence savunma oyuncuları var. İsme bakarsan almazsın takımına bu oyuncuları kesinlikle ama işte Ömer Erdoğan öyle bir takım yaratmış ki bu kalite eksikliği belki çok göze batmıyor. Hatta oyuncular da kendini geliştiriyor bu sistem içerisinde. Bu benim işte çok hoşuma gidiyor böyle bir oyuncu grubundan bunu çıkarmak. Üzerine merkez orta sahaya bakıyorsun dün çıkan 3-10 numara. Ruben Ribeiro buraya 10 numara olarak geldi. Bir 6 numara olarak çıktı. Hı hı. Dün derin oyun kurucu oynadı. Önünde
kariyeri artık bitti dediğimiz, üst seviyede tutunamaz dediğimiz Emre Çolak var. Yine çok iyi oynadı bence. Çok talihsiz bir sakatlık geçirdi. Oyundan çıkmak zorunda kaldı. Bileğini buktu sanıyorum. Adama Traore 3-10 numara. Ama işin savunma kısmına zafiyet var mı? Sen söyledin işte 55'e kadar rakibin şutu yok, girişimi yok. İnanılmaz. Hani ön taraf çok iyi yine. Mame Diouf bu lige yapılmış bence en iyi transferlerden biri. Geçen sezon da böyleydi. Bu sezon da aynı şekilde aynı istikrarla devam ediyor Mame Diouf. Çok çalışkan, gol vuruşlarında iyi, sorumluluk alıyor, liderlik yapıyor, tecrübeli, buraya yatmaya gelmemiş. Benim baktığım ilk kriter bu. Kimi oyuncu burayı küçük görür. Fakat Diouf kesinlikle böyle bir profil değil. Ömer Erdoğan onunla ilgili olarak takımı ne kadar sahiplendiğini dile getirmişti geçen sezon. Aynen, inanılmaz. Bu sezon da aynı. Yani maçında öyle pozisyonlar görüyorsun ki, mesela işte iki kanadı hücuma çıktı Diouf'la birlikte. İleride kaldılar. Diouf bakıyor bu iki oyuncu ileride ki geri dönmeleri zor. Kendi depar atarak kendi penaltı noktasına kadar gitti dünkü bir karşılaşmada. 2-0'dı herhalde skor. Yapmak zorunda değil. Yapmasa yapmaz ama işte Diouf böyle anlarda ortaya çıkıyor. Çok faydalı bir oyuncu. Ben çok etkilendim yine Hatayspor'dan dün. Yani gerçekten tesadüf değil şu anda ikinci sırada olması. Hatayspor'la alakalı olarak tüm bu konuşulanlardan en herhalde değerli olanı böyle bir kadro değişimine rağmen takımın yine kısa sürede performans vermesi ve sahada teknik adamın istediklerini yapabilmesi olarak gözüküyor. Yani oyuncular değişse de teknik adamın anlayışını uygulayabilen bir takım var. Geçen seneden 4 oyuncu var Ali abi. Kaleci Münir, Ruben Ribeiro, Adama Traore ve Diouf. Geri kalan 7 oyuncu dünkü ilk 11'den yeni transfer hepsi. Yani bu Penza'nın zaten geçen sene ligde yaptıkları ortada. Akintola yine çok önemli bir oyuncuydu Hatayspor için. Sadece bu Penza'yı çıkarsan dahi Hatayspor'un attığı ya da işte hücum hattının attığı gollerin herhalde bir üçte biri ya da belki daha da fazlası ortadan kaybolur. Ona rağmen işte bu sistemin devam etmesi tabii direkt olarak gözleri teknik adama çeviriyor. Şimdi sen Hatayspor'un kadrosunu söylerken ben de biraz göz ucuyla Gaziantep'in kadrosuna baktım. Hani Gaziantep'in kadrosunu birebir karşılaştırdığın zaman acaba Hatay'ın kadrosundan iyi mi? Acaba Hatay'ın kadrosundan kötü mü diye baktığın zaman diyemezsin o kadar. Kötü diyemezsin. Maxim Gaziantep'in var, kadrosu. Muhammed var, Diko var, çok etkili, çok hızlı bir kanat oyuncusu. Maxim söyledin değil mi? Söyledim Maxim. Muhammed Demir var, milli takım için konuşulan bir oyuncu. İşte Kitsuyu, Kalkır falan tek tek baktığın zaman aslında Toşça var, stoper diyene o da bence iyi. Gaziantep'in elindeki oyuncu grubu aslında Hatay'ın elindeki oyuncu grubuna göre tek bireysel anlamda bakarsan aşağı kalır değil, hatta daha üstün bir kadro. Ama işte az önce verdiğim istatistikleri, hatta işte ben de maçın talihsiz bir bölümünü izlemişim. Benim başka bir işim vardı. 70 yani 2-0 olmuştu ben açtığım zaman karşılaşmayı. Ondan sonra çok bir aksiyon olmadı. İşte senin söylediğin son dakika aksiyonuna kadar çok fazla bir şey yoktu mücadelede. Dolayısıyla hani Gaziantep'in oyunu işte mesela Erol Bulut'un geçen gün söyledikleriyle beraber birleştiriyorum. İşte o zaman Erol Bulut elindeki malzemeden rakiplerine göre daha iyi malzemeden daha az bir şey ürettiği zaman gelen eleştirileri de bence ona göre cevap vermeli. Tekrar söylüyorum, hani dün Gaziantep ve Hatay'ın çıkan 11'lerini kıyasladığın zaman Gaziantep'in aşağı kalır bir tarafı yok ama sağda işte benim zaten aslında ilgimi şöyle çekti. O istatistiği gördüm. Ondan sonra baktığım zamanım var, öyle döndüm. Karşılaşmaya ne oluyor diye. Hani acaba dedim bir kırmızı kart falan mı oldu? Bir şey mi oldu ki bu kadar hücumda etkisiz bir takım? Özellikle Anadolu takımlarının birbirleriyle oynarken benim o tarz istatistiklere inan hiç tahammülüm yok. Bu kadar olmamalı. Bu yani kadar olmamalı. Hani kadar Anadolu takımları birbirleriyle oynuyor. Şimdi kabul etmek gerekir ki hiçbir artık Anadolu stadında yüksek bir atmosfer yok. Şimdi eskiden mesela Bursa Spor'un sahasına gittiğin zaman o baskıyı sana hissettiriyordu taraftar. Ve bunun gibi birkaç tane daha şehir takımı sana o baskıyı hissettiriyordu. Pandeminin araya girmesi, işte futbola olan ilginin biraz azalmasıyla beraber öyle gittiğin zaman vay be bu da ne deplasman, buradan çıkmak çok zor diyeceğin bir atmosfer yok.
onu bir tarafa koymak lazım. E şimdi kadro kaliteli olarak birbirlerinden çok uzak değilsin. E peki ortaya ne kalıyor arkadaş? Hani nasıl ilk 45 dakikada bir takım gol girişimi yapamaz? Hani şeyle de oynamıyorsun, bu ligin büyükleriyle de oynamıyorsun. Zaten ligin büyükleri de çok çok iyi değil. Onu da unutmamak lazım. E peki sen kendi denginle oynarken nasıl bu kadar kötü bir performans ortaya koyabilirsin işin hücum tarafında? Ve ondan sonra eleştiri yapıldığı zaman da bu tarz teknik adamlara hücumu hiç düşünmüyor, hücuma hiç kafa patlatmıyor, savunma futbolu oynatıyor, bir puana razı dendiği zaman da kızıyorlar. Hayır öyle değil diyorlar. E nasıl peki? Hani onu da anlamakta inan zorlanıyorum. Konu başka yerlere geldi. Ama tekrar söylüyorum. Hani iki Anadolu takımı birbirleriyle oynarken bu kadar tek taraflı maç çok kabul edilemez. Hatay ne kadar doğruları yapsa da bence kabul edilemez. Dün 1-0 oldu karşılaşma ve o esnada işte Emre Çolak sakatlandı ve Hatay Spor da 4-4-2'ye döndü. Bir anda çift forvete döndü. Mesela öne geçeceği belli, işte penaltı kazandı vesaire. O anlayışla devam ettiler uzun süre ve değiştirmedi Ömer Erdoğan. Hani öndeyim, daha defansif bir anlayışa geçeyim. Bunu yapmadı. 75'te sol bekini değiştirdi. O da mecburiyetten, yine bir sakatlık dolayısıyla. Son bölümde ancak değişiklik yaptı. Ama son bölümde de Gaziantep bir şans golüyle farkı 1'e indirdi. Yani bir ceza sahası dışından şut. Evet. Fatih'e çarptı. Kaleci orada yanıldı Münir doğal olarak. Gol oldu ve son bölümde de... Sagal eskiden neye vursa gol olmuyordu. Şimdi evet, çok, gol oluyor. Çok şanslı bir günündeydi gerçekten. Sonda da olağanüstü bir pozisyon kaçırdı. Yani Gaziantep, Kenan Özel'le, o da oyuna sonradan girdi. Ceza sahası içinde iki vuruş. İkisi de Kamil Ahmet'ten döndü. Ve hani ben üzülürdüm açık söylemek gerekirse. Çünkü maçın hakkı tamamen Hatay Spor'du. Sonda işte o pozisyon gol olsa Antep bir puanı koparacaktı Hatay Spor'da. Bizim kupon gidecekti. Evet. 2-3 gol demiştik bu karşılaşmaya. Kamil Ahmet'e buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz onun sayesinde. O da çok iyi. Ya mesela dün Hatay Spor'a baktığımda bir de şu dikkatimi çekiyor Ali abi. Çok diriler. Fiziksel olarak. Fiziksel olarak inanılmazlar. Yani oyunculara da bakıyorsun. Hani Mamedyuf kaç yaşında bilmiyorum. 33-34 olması 34 lazım. 34 vardır Mamedyuf. 35 bile olabilir. Ruben Ribeiro yaşlı bir oyuncu. Yani geçen sene 33 diye hatırlıyorum. Bu sezon 34 olsun. Şimdi de kontrol edeyim, yanlış bir şey söyleyeyim. Evet, 34 yaşında Ruben Ribeiro. Diouf 33 yaşındaki, 34 olacak Aralık'ta. Çok diriler, çok hazırlar. Yani Ruben Ribeiro 6 numara oynuyor ama hem teknik, hem müthiş paslar atıyor, hem işin savunma kısmında da taç çizgisine kadar iki tarafa da gidiyor, savunma yapıyor, pres yapıyor. Geçen sene de çok iyiydi. Çünkü işte Ryan Abit'le oynuyordu geçen sezon. Önlerinde Adama Traore vardı. 4-2-3-1 gibiydi. Geçen sezon da öyleydi. Bu sezon da çok iyi. Yani bunu nasıl başarıyor mesela? Şimdi bizim büyüklere de bakıyorum. Fizik olarak bilmiyorum bu kadar diri bir takım var mı? Hani Fenerbahçe belki biraz sayabilirim. Sadece fiziksel olarak, ama Hatay Spor tek tek Emre Çolak'tan bile inanılmaz bir savunma katkısı, pres gücü alıyor Hatay Spor. Emre Çolak'tan bahsediyoruz, yani çok ince, zayıf, fiziğiyle oynayan bir oyuncu değil, tekniğiyle oynayan bir oyuncu. Tekniği de kullanıyor ama işin savunma kısmında da çok iyi, hiç aksatmıyor görevlerini. Bunu başarmak da bence çok büyük iş. Hani nereden bakarsam bakayım, Ömer Erdoğan geçen sezondan bu yana inanılmaz bir iş yapıyor Hatay Spor'da. Çok da fazla tabii konuşulmuyor doğal olarak, bunu da garipsediğimden değil, ama bugün fırsatı varken ben de geniş bahsetmek istedim. Bakalım nereye kadar götürebilecekler. Şu anda işte Fenerbahçe averajla geçtiler. Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı puan da geçtiler ki bu hafta Beşiktaş-Galatasaray karşılaşması var. Bir derbi oynanacak. Hatay Spor da Karagümrük'te oynayacak. O da güzel bir fikstür. Karagümrük'te işte Hatay'la birlikte ilk 5'e giren iki takımdan biri. Evet. 17 puan da onlarda. Gerçekten güzel bir eşleşme. Orada da hafta sonu olacak diyebiliriz. Başka bakıyorum notlarımdan. Paylaşacağım var mı maçla ilgili? Yok. Genel olarak bunlar Hatay Spor'la ilgili dünkü maçtan aklında kalanlar. Şimdi bir reklam arasına gidelim. Aradan sonra tekrar buradayız. Barış Ertün, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Ya
Türkiye'de 38 saatlerimiz. Şimdi biraz Beşiktaş Sporting maçından bahsedelim. Bugün saat 19.45'te temsilcimiz evinde Portekiz ekibi Sporting'i ağırlayacak. Karşılaşma öncesi dün teknik direktör Sergen Yalçın'ın da basın toplantısı vardı. O da kadro ile ilgili, işte Şampiyonlar Ligi'ndeki futbolla ilgili açıklamalarda bulundu. Önce şunu söyleyelim. Kadroda kimler yok? Bugünkü karşılaşmada kimler forma giyemeyecek? Atiba Çinsin'in son maçtan bir sakatlığı vardı. O yüzden bugün o yok. Mehmet Topal yok. Enkudu yine bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Güven Yalçın da ismi UEFA listesinde olmadığı için yine bu akşamki maç kadrosunda yok. Ensakala geri dönüyor. Dün dedi ki Sergen Yalçın, Ersin'e, Ensakala'ya, Pjanic'e, Teşer'e maç başında fırsat vereceğiz. Yani ilk 11'de başlayacaklar dedi. Zaten geri kalan da otomatik olarak şekilleniyor takımda. Kalede Ersin, sağ bekte Rozier, solda Ensakala, defansta Vida Wellington, ortada Josef Pjanic, Teixeira, sağda Gezal, solda Larin, ileride de Batshuayi. Beşiktaş'ın bugünkü 11'i olacak eğer. Üç yerli söylemediniz. Yanlış yaptınız Mert Bey. Üç yerli yok mu? Josef yerli değil mi? Bayağıdır. Türkiye'de, Fenerbahçe'de de oynadı. Evet, muhtemel 11 böyle dediğin gibi. Evet, 10 yabancı. Tek yerlisi Ersin. Tabii hemen Ersin'in orada varlığı dikkat çekiyor. Hafta sonu karşılaşmada Mert Günok sahadaydı. Dün onunla da ilgili Sergen Yalçın zaten işte U21 takımından geç döndü. O yüzden işte Mert Günok'la başladık. Ona benzer bir ifade kullanmıştı ama ben de baktım, hani ben mi bir şey kaçırdım. 3 gün önce oynanmış. Hani salı günü oynamış Kazakistan deplasmanında. Sonrasında da maç cumaydı. Hani millet şeyden dönüyor. Güney Amerika'dan dönüyor Mustera Valencia. Ha, Valencia bile ilk 11 başlayabiliyor Trabzon maçına. Şimdi kaleci mi başlamayacak? Yani başlamak istese ya da başlatmak istese Sergen Yalçın çok rahat yapabilir. Arada da 10 yaşın üzerinde fark var. Bir de evet, daha genç, dinamik bir oyuncudan bahsediyorsun. Doğru. Gençlik farkı da var. Senin gibi mesela belli bir işte şeyde çok önemli, zorlanıyor. Bak, sen, ben şaka yapıyorum hep de, sen önemli diyorsun. Önemli dediysen doğrudur. O yüzden o farkla da birlikte Ersin başlayabilirdi ama orada farklı bir denge var. Demek ki Mert Günok'a da hani en ufak fırsatta bir forma şansı vermek istiyor. Onu da çok küstürmek istemiyor Sergen Yalçın. %100 öyle. Sergen Yalçın tabii burada tam olarak kafasındakini söylemiyor. Anlaşılabilir bir teknik direktör olarak ama onun da hani Ersin'in zaten ilk döneminden beri bir kaleci istediği biliniyor. Bu çok büyük bir sürpriz değil. Mert Günok'un gelmesini dün konuşmuştuk biraz ama işte bir teknik adamın bir numarada kafası biraz karıştığı anda performanslar dalgalı olabiliyor. Doğal olarak tabii Mert'in hata yaptığı bir Başakşehir maçından sonra Sergen Yalçın çok önemsemediğini söyledi. Hı. Kaleci hatalarını, işte savunmanın en uçtan başladığını dile getirdi. Ancak futbolda bireysel hatalar %100 belirleyici oluyor. Dolayısıyla öyle bir karşılaşmanın ardından hani Sergen Yalçın da işte yanlış karar verdik, Mert hata yaptı demeyecekti. Bu anlaşılabilir. Burada garip bir durum yok. Ama Sergen Yalçın'ın da bir numara konusunda bir an önce kararını verip o şekilde devam etmesi daha sağlıklı olacaktır. Dün biraz konuştuk. Hani Ersin'in şu an kesilmesini gerektirecek hiçbir şey yok. Hı hı. Beşiktaş'ta şu an bir numarayı hak eden kaleci Ersin. Evet, %100 bugün de sahada o olacak. Şimdi Sergen Yalçın açıklamalarına bakıyorum. Avrupa'da birçok istatistik önümüze geliyor. Bunlara uymalıyız. Şampiyonlar Ligi'nin çünkü farklı istatistikleri var diyor. Bunlara ulaşmak zorundayız. Yoksa Şampiyonlar Ligi'nde şansımız olmayacak. İki lig arasındaki sorunu oynadığımız müsabakalarda yaşıyoruz. Dortmund maçında %80'e çıktık ama %100 çıkamadık. Dortmund bizden 5 kilometre daha fazla koşmuş. Çok mücadele ettik ama yine istediğimizin altında kaldık. Burası farklı bir kulvar. Oyun çok mu iyi olur, çok mu kötü olur? Kazanır mıyız, kaybeder miyiz bilemiyorum. İyi hazırlanıyoruz. Ülkemize ülke puanı kazandırmak istiyoruz. Umarım her şey istediğimiz gibi olur. Sergen Yalçın'ın dünkü basın toplantısından bir kesit paylaştım. Evet, Şampiyonlar Ligi çok farklı. Oranın temposu, mücadelesi. Hani buradaki belki 1,5 maça bedel. Çünkü hani ilk Dortmund maçından sonra Beşiktaş'taki sakatlıklar, oradaki tempoya çok fazla ayak uydurmaya çalışırken yaşanan sıkıntılar ortaya çıkmıştı. Ajax maçı biraz daha farklı gelişti. Ajax öyle korakor bir mücadeleye girmek istemedi Beşiktaş. Kadrosu çünkü biraz daha görece zayıftı. Ama bu karşılaşma şimdi ideale yakın bir kadrosu var siyah beyaz ekibi. Şimdi orta sahada Pjanic, Teixeira ikinci kez birlikte oynayacaklar. Sezon onların götürmesi bekleniyor. Hani Gezal'lerin, Batshuayi. İdeal kadro şu anda.
Değil mi? Yani bir eksiği yok Beşiktaş'ın. Çünkü Atiba da artık yerini kaybetti. Sol bekte En Sakala geçen sezon en çok tuttuğu oyuncu. Sol bekte Rıdvan önünde gördüğü. Her şey yerli yerinde. Şu anda tek problem belki bazı oyuncuların işte maç ritminin evet, olmaması. Piyani çünkü yeni döndü. İlk kez o sakatlıktan sonra oynayacak. Teixeira henüz bana kalırsa hazır değil ama bu tarz bir maçta da elinde Teixeira varsa herhalde oynatmakta lazım. Çünkü bu tarz maçlar için alındı bu tarz oyuncular. Bakalım bugün nasıl olacak sence Sporting karşısında Beşiktaş'ın şansı var mı? Ligde pek iyi bir sinyal gelmedi Başakşehir maçında. Ama buranın konsantrasyonunda eminim Başakşehir gibi de olmaz. Şimdi Beşiktaş'ın elindeki kadrosuyla beraber ve geçen senedeki oyunu da düşündüğün zaman vaat ettikleri her futbol sever için güzel. Beşiktaş'tan bir kere bir lig dominasyonu bekleniyor elindeki kadroyla. Ancak Beşiktaş hani ligin 9 haftası geride kalmışken sadece bölüm bölüm iyi oyunlarından bize gösteriler sundu. Genelde iyi oynadığı karşılaşmalarda rakiplerin gücü de biraz tartışma yarattı Beşiktaş'ta. Ama Beşiktaş'ı bir tam kadro 2-3 maçı üst üste de göremedik. Bunda çok büyük sakatlıklar artı Şampiyonlar Ligi fikstürü de etkili oldu. Bunun dışında işte ne yazık ki bir rotasyona fazla takılma. Rotasyon kelimesinin bizde çok fazla gündeme gelmesi ve sanki olmazsa olmaz şekilde lanse edilmesiyle beraber Beşiktaş'ı insanlar bir türlü tam kadro, ideal kadro 2 maçı üst üste, 3 maç üst üste göremedi. Şimdi çok şey vaat eden bir kadroyu bir türlü istikrarlı bir şekilde bir arada görmezseniz oyun sürekli erteleniyor. Oyunu sürekli bekliyorsunuz. Evet, Beşiktaş'ta şu var, bu var. Beşiktaş'ın oyun anlayışı şöyle deniliyor. Ama o oyun sürekli bekleniyor. Oyun bir türlü gelmiyor. O yüzden Beşiktaş'ın artık ligin 9. haftasına gelmişken, Şampiyonlar Ligi'nde 3. karşılaşma oynanırken bir oyun istikrarına, bir kadro istikrarına ihtiyacı var. Bu bir kere olmazsa olmaz. Beşiktaş bir anda iyi oyuncuları bir araya getirip çok iyi bir futbol oynayamaz. Bunu beklemek haksızlık olur. Oyunculardan da haksızlık olur. Teknik heyetten de haksızlık olur. Ama biraz da teknik heyet Beşiktaş'ı bu hale çevirdi. Yani şimdi Beşiktaş bir Dortmund maçı oynadı. Ya bir senedir Dortmund maçını konuşuyor. Kusura bakmasınlar. Bir senedir Sergen Yalçın hala Avrupa ile Türkiye'deki farkları anlatıyor. Yani her karşılaşma öncesinde ve sonrasında Sergen Yalçın aynı şeyleri söylüyor. Tamam, bunu herkes biliyor artık. Şampiyonlar Ligi'ndeki seviyenin Premier Lig'den de üstün olduğu biliniyor. Bu da konuşuluyor zaman zaman. Premier Lig menajerleri de gidiyor. Burası Şampiyonlar Ligi diyor. Yani bunu söylemeyen yok. Ama bunu sürekli söylemenin bir faydası da yok. Takıma da bence oyunculara da negatif mesaj. Hani, mazeret gibi oluyor işte yani. Sürekli önceden... onlar o kadar koşuyor, bizim o kadar koşmamız lazım. Ya tamam, yani biliyorsanız buna göre bir önlem almanız gerekiyor. Artık Beşiktaş'ın teknik heyetinin kadro istikrarı ve bu mental konuda kendini belli bir seviyeye çekmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Orada Beşiktaş bir türlü ilerleyemedi. Sergen Yalçın'ın da bu Avrupa maçlarındaki hali, tavrı geçen seneden beri garip. Onu da söyleyeyim. Daha geçen seneden beri garip gidiyor Sergen Yalçın bu Avrupa karşılaşmalarıyla alakalı olarak. Onu da tam çözemedim. Şimdi bugünkü karşılaşmada iki takımın da puanının olmaması bu mücadeleyi ağırlıklı olarak kim Avrupa'da yola devam edecek müsabakasına çeviriyor. Evet, hala grupta ikincilik şansları var. Çünkü bir tarafta Dortmund ve Ajax oynuyor. Neden ikincilik şansları var? Orada olur da bir takım 6 puan alırsa 3. ve 4. karşılaşmalarda 12-6 olacak. Hı hı. Yani burada iki takımdan bir tanesi de 2'de 2 yapabilirse 4. maçlar sonunda 5 ve 6. mücadeleler öncesinde 12-6-6-0 gibi bir puan durumu grupta ortaya çıkabilir. Bu olasılık ne kadar yüksektir? Bana sorarsan %5'ten bile az. Ama hala bir şansın var devam edebilmek için. Çünkü orada bir takım kazandığı noktada işte diğeri de öteki maçı kazanırsa zaten onları yakalaman artık imkansıza yakın hale geliyor. Çünkü ne oluyor? 9-9 oluyor. İşte senin bir tane karşılaşma kalacak ama uzun hikaye. Çok kolay bir iş değil o. Bugün Beşiktaş'ın bir kere ben oldukça coşkulu, oldukça maçı isteyen ve bugün kazanabileceğini düşünen takım olarak sahaya çıkacağını düşünüyorum.
Ajax ve tabi Ajax maçının aslında çok da fazla üzerinde konuşmaya gerek yok mevcut sakatlıklar sebebiyle. O maç biraz daha hani o savaşı az hasarlı atlatma mücadelesiydi. Dortmund karşılaşmasında Beşiktaş elinden geleni yaptı ama gücü yetmedi. Şimdi hani elinden geleni yapıp hatta elinden gelenin fazlasını yapıp kazanabileceği bir karşılaşmaya çıkıyor. En azından hep benim söylediğim bir şey var bu tarz mücadelelerle alakalı olarak. Psikolojik olarak rakip Beşiktaş'ı çok korkutmuyor. Yani bir Sporting dediğin zaman geçen seneden beri Portekiz Ligi'nde yaptıklarına bakarsan aslında önünde korkutucu bir takım var. Tabii canım. Savunma disiplini olarak az mağlubiyet alması olarak. 33 hafta yenilmediler evet, herhalde. Öyle tek tek bakarsan Sporting'den korkarsın ama isim olarak tek tek oyuncu ismi olarak yıldız olarak seni çok korkutan bir takım değil. Psikolojik olarak söylüyorum bunu. Sahadaki oyundan farklı. Yanlış anlaşılmasın. Sahadaki performanstan farklı. O yüzden Beşiktaş bugün kazanabileceğine inandığı, kazanabileceğini düşündüğü, kazanabileceği performansı ortaya koyduğu zaman karşılığını alabileceği bir 90 dakikaya çıkacak. Şuna söylemeye çalışıyorum. Beşiktaş Dortmund maçında işte 200-220 yaparken rakip 240-250'ye çıkabiliyordu performans olarak. Ama Sporting karşısında Beşiktaş beklenen üstünde bir performans ortaya koyarsa hem fiziki anlamda hem de oyunun gidişatı olarak Sporting'in ona diğer takımlar kadar karşılık vermesi çok kolay değil. Bu Beşiktaş'ın dediğim gibi bir avantajı. Ancak işte bu kadronun, bu çok şey vaat eden kadronun, şimdi söylediğin zaman Josef de Souza, Pjanic, Teixeira çok güzel bir merkez orta saha üçlüsü. İleride Batshuayi, sağda Gezal, savunma hattında bir eksik yok, kalede bir eksik yok. Yani bunlar çok şey vaat ediyor hakikaten oyun olarak. Ama işte bu kadroyu Beşiktaş sürekli olarak 2-3 maç daha üst üste kullanamadı. Ve oyuncuların da sakatlıktan çıktıkları için şu anki fiziki performansları yeterli seviyede değil. Büyük ihtimalle Beşiktaş başladığı kadroyla 75 dakika oynamayacak. Yok, evet. Hani oralarda değişikliklere gidecek Beşiktaş. Değişikliğe gittikçe de oyun kalitesi, oyuncu kalitesi biraz daha azalabilir. Ama orada zaten coşkuyu almak, skoru almak önemli şeyler. Diğer tarafta Sporting açısından bu sene Portekiz Ligi'nde işler kötü gitmiyor. Onlar yine Portekiz Ligi'nde zannedersem namağlup yollarına devam ediyorlar. Bir kere daha kontrol edeyim. En son baktığımda öyle hatırlıyorum. Bir mağlubiyetleri yoktu. Bakayım ben de. Onu, evet yok. Yok mağlubiyetleri yok. Galibiyet 2 beraberlikleri var. Lider evet. Benfica'nın da 1 puan gerisi. Sadece 4 gol yediler. Evet. Bu karşılaşmalarda. Ve Sporting'in de 36 yaşında gencecik bir teknik adamla hiç kimsenin şaşırmayacağı şekilde üçlü savunma yaptığını biliyoruz. Genelde 3-4-2-1, 3-4-3 gibi bir dizilişle sahaya çıkıyorlar. İşte Coates var genelde savunmanın merkezinde. Savunma oyuncuları genelde eğer hepsi fist ise yaşlı oyuncular aslında. Yaşlı kaleciler de 31, yaşlı. 30 aynen baktım ben de. Deneyimli. Neto'yu Fenerbahçe'den hatırlayacaklar. Hı. O zaman zaman forma giyiyor. Coates Liverpool'da Sunderland'de forma giymişti. Oradan hatırlayacaklar. Fedal var yine o da Real Betis olması lazım. La Liga'da oynadığı dönemden benim de ismen. Tanıdığım bir oyuncu ama çok genç oyuncuları da var. Yani bu oyuncuların olmadığı zaman da 20-21 yaşında oyuncular oynuyor stoperde. Evet. Çok genç isimleri de var. İleri uçta da genç diyebileceğimiz oyuncuları var. İkisinin bir karışımı gibi yani evet, genç. Orta yaşında. Sahada Palhinha değil mi? Evet o milli takım oyuncusu. Aynen. Bir de Mateus. O ikisi zaten takımında en iyileri olarak ya da hani bundan sonra kim transfer yapar diye düşünürsen bu takımda onlar ön plana çıkıyor. Dediğin gibi Palhinha milli de oldu. Sol beklerin Nuno Mendes işte Paris Saint Germain'e gitti yaz döneminde 2002 doğumlu. Yani o da kalsa bayağı daha tehlikeli doğru. Bir takım olurdu. Bunun yanında Sarabia Paris Saint Germain'den tanıdığımız o da yine bu takımın önemli parçalarından bir tanesi ve ileride de genelde Paulinho oynuyor. Hani tek tek baktığın zaman evet çok iyi oyuncuları var ama az önce söylediğim gibi bana sorarsan hani baktığın zaman öyle çok gözünü korkutan vay be bu adam da burada oynuyormuş diyeceği bir
durum yok Beşiktaş'ın. Bunu hep şöyle söylüyorum. Hani Şampiyonlar Ligi kura çekimi öncesinde de anlatmaya çalıştım. Şimdi Manchester City ile oynarken, Paris Saint-Germain ile oynarken psikoloji farklı. Bu tarz ekiplerle oynarken psikoloji farklı. Bu tarz ekipler takım olarak çok daha organize, çok daha iyi işler de yapabiliyorlar. Onu es geçmiyorum. Zaten Sporting öyle bir takım. Öyle zaten. Aynen. Ama psikolojik anlamını söylüyorum. Yani bu maçı baştan kaybetmiyorsun. Bence en büyük şeyi o. Farkı o. Bu tarz rakiplerin. Baştan kaybetmiyorsun. Sağ içinde seni dövebiliyorlar. Ama maça çıkarken sen de bu karşılaşmadan bir şeyler çıkarabileceğine inancındasın. O yüzden Beşiktaş'ın her Şampiyonlar Ligi maçında olduğu gibi bir kere fizik olarak rakibiyle belki rakibinden daha fazla mücadele etmesi lazım. Bunun yanında da biraz tabii karşılaşma şansı, maç şansı Beşiktaş'ın olması lazım. Bunu neden söylüyorum? Mesela Beşiktaş Dortmund karşısında Batshuayi ile bir pozisyona girmiş. Onu kaleci kurtarmıştı çok müthiş bir şekilde. Yine Ajax maçında Batshuayi'nin bir pozisyonu vardı. Direkten döndü. Mesela Beşiktaş o pozisyonları bulup o pozisyonlarda skoru alamamıştı. Bunu da şu anlamda söylemiyorum. Beşiktaş orada atsaydı farklı olurdu. Beşiktaş kazanırdı anlamında söylemiyorum ama bunlar hep özgüven ve direnci ciddi şekilde arttıran faktörler. Galibiyet ihtimalini de arttırıyor sonuçta. Yani 0-0 var, 1-0 oynamak var. Dolayısıyla bugün Beşiktaş'ta biraz da o maç şansına ihtiyacı var. Öne geçmeye ihtiyacı var. Taraftarının büyük desteğine ihtiyacı var. Birçok faktörün Şampiyonlar Ligi'nde galip gelebilmek için bir araya gelmesi gerektiğini artık tüm dinleyiciler biliyor. Beşiktaş bu maçı kazanırsa diğer dördüncü mücadele için, Portekiz'deki karşılaşma için de bayağı bir özgüven kazanır. Ben Beşiktaş'ın en azından Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Sergen Yalçın pek öyle istemese de benim düşüncem Beşiktaş'ın Avrupa'da yoluna devam etmesi gerektiği. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Yeni saate girdik ve telefon attığında açıyoruz. 0212 363 04 34 numaramız bu. Bizlere sosyal medya üzerinden de ulaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatayım. Twitter'da Mert Elam ve Ali Yerim ve Instagram'dan yine Mert Elam adresine mesaj gönderebilirsiniz. Bugün mesajınız gelmedi. Şimdi ilk mesaj bir dakika önce gelmiş. O da alındım. Ben zaman zaman biliyorsunuz böyle alınganlık yapabiliyorum böyle telefon açmayınca. Mesaj attığını kapatma. Yok, kapatmayacağım. Mesaj attığını açtığımı şu anda tekrar hatırlatmak istedim. Ve dinleyicimiz de hazır. Ona da kulak verelim. Değil. Hazır değil. Hakan, sen şu beni yanılttı. Sporting'in teknik direktörün hikayesini anlatır mısın? Onu yazmışsın geçen sene. Reklam arasında seninle konuştuk. Aynen. Çünkü 36 yaşında gencecik bir teknik adam ve aslında çok uzun da değil Sporting'in başında. 2020 yılında gelmiş. Hı hı. Pandemi patlak verdiği anda o da Sporting'in başına geçmiş. Ve önemli de bir bonservis. Evet, orası çok enteresan. Hani normalde teknik adamlara bonservis bedeli ödeniyor. Ama teknik adamlara bonservis bedeli ödendiği zaman genelde o isimler isim, hani marka teknik adamları oluyor. Ama Ruben Amorim çok genç yaşında ciddi teknik, ciddi bonservis bedeli ödenen bir teknik adam oldu. Aynen, şu anda bir yandan da burada bir ses geliyor da kafam oraya gitti şeyden. Şarj kablosundan galiba bir. Ben mi yanlış duyuyorum Ali abi, sen de duyuyorsun değil mi? Bir ses geliyor orada. Acaba kulaklıktan mı geliyor diye düşünmüştüm ama şarj aletiyle ilgili sanıyorum bir sıkıntımız var. Neyse, onu gideriz. Ufak araya yok. Gitmeye gerek yok herhalde. Biz reklam arasını hallederiz. Patlarsa buraları Hakan haberin olur. Aynen. Sıkıntı bir sıkıntı var bu arada. Ben kulaklıktan mı geliyor dedim de şarj aletinden geliyor galiba bilgisayar. Neyse. Çıkarayım onu. Çıkar onu, tamamdır. İçim rahatlasın. Yoksa konsantre olamayacağım diyeceğim şey. Tamam, çıkar. Tamam, şu an çözdük. Evet, Ruben Amorim diyordun. Bana Ruben Amorim'i sordun. Aslında hani milli takıma kadar yükselmiş de bir futbolcuydu Ruben Amorim. Hani çok büyük bir yıldız değildi ama Figo'lu, Ronaldo'lu o dönemlerde iki farklı jenerasyonda yaşamış bir isim. Genç yaşta futbolu bırakıyor. Antrenör olmaya karar veriyor. Bir üçüncü lig takımına gidiyor önce. Fakat işte lisansı yok. Orada teknik direktör oluyor ama bir antrenörü var. Fakat Portekiz Federasyonu ceza veriyor sonra. Bizdeki gibi değil. Öyle göstermelik işte pro lisansa teknik direktör gösteremiyorsun. Ceza alınca takımdan ayrılıyor.
bir süre sonra Braga B takımının başına geçiyor. Orada iyi işler yapıyor. Bayağı iyi bir yüzdesi var 10-12 maçta. Galiba bir yenilgisi olması lazım. Sonra o esnada Sapinto'yu gönderiyor Braga A takımı, ki Gaziantep'e gelmişti sonrasında. Bakıyorlar hani Braga B takımında performansı iyi, biz A takımda deneyelim. Orada da efsane bir performans gösteriyor. Hem Portekiz Kupası'nı alıyor, Sporting'i ve Porto'yu yenerek ligde yeniyor iki takımı. Benfica'yı işte 50 küsur yıl sonra deplasmanda ilk defa yeniyor. Braga olağanüstü iş. 12-13 maçta yine orada damga vuruyor. Ve sonrasında da Sporting'in dikkatini çekiyor. Ama A takım seviyesinde 12-13 maçı var Braga'da. Yani gösterdi o. Çok enteresan hikaye yani. Ama orada da işte Porto'yu, işte Sporting'i ikişer kez yenmesi, Benfica'yı 50 küsur yıl sonra yenmesi Sporting'i çok etkiliyor. Sporting de 3-4 yıldır böyle iyi isimlere gidiyor ama bir türlü de tutturamadı. Onlar da başkan kafayı kırıyor artık. Risk alacağım diyor. Çok eleştiriliyor. 8 milyon euro 12-13 maçı olan bir teknik adama verilir mi? Verilmez normal şartlarda, ama o güveniyor. Belli ki bir şeyler görmüş, inanmış. Veriyor ve o da pişman olmuyor. Sonrasında yine inanılmaz bir seri. Çok ilginç bir hikayesi var. Sporting'de aynen. Yani Braga B takımında 10-12 maç. Ondan sonra bir anda A takım fırsatı. A orada takımda çok iyi işler yaptığı anda sana 8 milyon euro bonservis bedeli veriyorlar teknik adam olarak. Aynen. Daha pro lisansının imzaları atılmamışken belki. Aynen öyle. Ve Sporting'de de işte namağlup gittiği bir sezon. 33. haftada galiba ilk mağlubiyetlerini aldılar. Kimse böyle bir performans beklemiyordu. Ama o kadrodan çok iyi bir iş çıkardı. Ve bugünlere kadar da geldi. Şu anda iyi gidiyorlar ligde. Dinleyicimiz var. Umarım hatta kalmıştır. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, iyi yayınlar. Ankara'dan arıyorum. İsmim Mustafa Unur. 49 yaşındayım. Fenerbahçe taraftarıyım. Ben Fenerbahçe Trabzon maçıyla ilgili bir şeyler konuşmak istiyordum ama. Tabii. Hakem çok konuşuldu maçta. Hani ben biraz açıkçası Trabzon'a bu zamana kadar yapılan şeylerin acısı yüzünden çıktı gibi geldi. Hani yani hataların şeyi bu maçta sanki telafi maçı gibi oldu. Hani verilen verilmeyen, Trabzon'a zamanında oynadığı büyüklerle, üç büyüklerle oynadığı İstanbul takımlarıyla. Hani şundan dolayı diyorum. Aynı kararlar hani Trabzon'un aleyhine öyle bir sarı karttan kırmızı kart verirse ya da ne bileyim itiraz edip de Fenerbahçeli futbolcular sarı görmese de Trabzonlular görse ne hissederdi? Hani maçı Trabzon'un hak etmesi hakkında hiçbir şey ben itiraz etmiyorum. Maçı yani gayet hakkıyla kazandı. Ama yani hakem şeyi diyeyim, davranışları, kararları, yani gösterdiği göstermediği kartlar hani biraz açıkçası çok yani kendi sahasında oynayan takım lehine yöneten bir hakem gibi oldu. Yani bir deplasman takımı gibi oldu. Tam öyle söyledik. Öyleydi zaten direkt, hani şartlarda hani Fenerbahçe. Hani aynı şeyi Trabzon yaşasa ne hissederdi ben onu merak ediyorum. Taraftarı, yöneticisi ya da oyuncuları aynı şekilde davranılsa hani hakem tarafından. Çünkü ben gösterilen kartların yanlış olduğuna inanmıyorum. Gösterilmeyen kartların yanlış olduğuna inanıyorum açıkçası. Anladım. Çünkü yani hani iki faalde iki sarı kart da olabilir. Hakemin takdiri de iki faalde de hani sarı kartlık faal olarak öngörüntü olabilir. Mustafa'ya itirazdan sarı kart göstermiş olabilir. Ya da ne bileyim diğer oyunculara hemen itirazda ya bir de boksör hakemi gibi gidip aralarına girmesi. Evet, yani bu enteresan bir görüntüydü. Yani çok enteresan, hakikaten çok çok enteresan bir görüntüydü benim için yani hakemlik adına. Yani orada daha bir şey yok, sanki alevlenmiş gibi araya böyle kendini attı hakem. Hani ringlerde olur böyle ringçalar hala dövüşmeye devam ederler. Aynen. Sanki öyle bir şey varmış da hakem kendini iki oyuncunun Bakasetas'la Valencia'nın arasına atması benim yani oyunda ilgili hani ön yargılı derler ya, hakikaten hakem ön yargılı gelmiş maça, yani etkilenerek gelmiş. Ben onu söylemek istedim. Hı hı. Ama kötü oyunu Fenerbahçe'nin, onun dışında hani gerçekten Trabzon hak ederek kazandı. Onun bir şey yok da hakem tavırları hakkında ben gerçekten taraftar olarak çok rahatsız oldum. Hı hı. Yani aynı şeyi Trabzonluların da yaşasa hissedeceğini düşünüyorum, öyle söyleyeyim. Daha önce çünkü başka maçlarda Cüneyt Çakır'ın yönettiği başka maçlarda çok Trabzon'un haklarından hani böyle şey oldu, çalındı diyeyim. Acısı bu maçta çıktı bence. Öyle hissettim ben. Anladım.
Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Dinleyicimizin görüşü. Dün tabii Fenerbahçe Trabzonspor Fenerbahçe maçını konuştuk. İşte sosyal medyada bayağı yorumlar yapılıyor hakem yönetimiyle Ali Şansalan'la ilgili olarak. Hani pozisyonlara takılanlar var. Mesela o ikinci sarı kartın verilmesine ama ağırlıklı olarak gördüğüm Fenerbahçelilerin Ali Şansalan'ın vücut diliyle ilgili problemi var. Yani Fenerbahçeli futbolculara karşı art niyetli olarak gözüktüğü, Trabzonsporlu futbolculara daha toleranslı davrandı. Bu çifte standart asıl Fenerbahçe'yi de biraz yaralamış. İşte dün Luis Gustavo'nun da bir açıklaması vardı. Nereye yaptı bilmiyorum. Muhabirlere galiba servis edilmiş. Hepsinin ortak çıktı. O da benzer şeyi söylüyor. Hissedilen de oydu. Yani vakeme işte dinleyicimiz dedi. Çıkan çıkmayan kartlar. Yani çıkanlar doğruydu. Asıl problem çıkmayanlarda. İşte vakemenin uzun süre itiraz edip kart görmemesi. Trabzonsporlu futbolcuları biraz daha müsamaha göstermesi. Ama Fenerbahçe'li oyuncular olunca dünkü maç özelinde evet bu hissediliyordu. Bunu ben de yatsınıyorum. Yani bu konuda Ali Şansalan'ın bir standardı olmadığını ben de gördüm karşılaşmada ama tabii maç sonu Ali Koç'un açıklamaları, işte pozisyonlarla ilgili açıklamalar, onu da abartılı buluyorum şimdi. Hak veriyorum bir yandan ama bu kadar da olduğunu düşünmüyorum. Yani Ali Koç'un da biraz bu durumu abarttığını düşünüyorum. Şöyle bağlayayım. Belki yanlış bir çıkarım olacak ama benim düşündüğüm şu. 3 sene başarısızlıklarla geçti Ali Koç için. Bu sezon artık son şans. Son kredi yani. Evet 2 senelik daha yönetimi var. Ama ne kadar sağlıklı kalabilir burada bilemiyorum. Başarısız olmak istemiyor. Oklar kendine dönsün istemiyor. Ve bu sezon bence hiç olmadığı kadar MHK, TFF bu tarz şeyleri öne sürmeye çalışacaktır. Eğer başarısızlık olursa Fenerbahçe'de. Şu anda çok kötü değil. Liderin sadece 2 puan gerisinde. Ama olur ya işler kötü giderse oklar kime dönecek? Yani MHK olmazsa, TFF olmazsa Ali Koç'a dönecek değil mi? Yani Vitor Pereira'ya dönecek hali yok. Ya da döner ama ben onu makul bulmam. Bunu daha önce konuşmuştuk seninle. Çünkü Vitor Pereira yeni gelmiş. Ali Koç'un artık 4. senesi. Futbolcuya mı dönecek? Ya onlar da çoğu yeni. Ya da potansiyelli oyuncular. Dönecek biri varsa Ali Koç Fenerbahçe başkanı. O yüzden bunu ben Ali Koç'un istemeyeceğini ve bu yüzden de bu tarz işte saha dışı konuların bu sezon Fenerbahçe tarafından daha da fazla gündeme getireceğini düşünüyorum. Yoksa öbür türlü düşünsene bu maçta mesela böyle bir olay olmadı ve Trabzonspor'a kaybetti. Yani oklar direkt olarak kendisine dönecek. Daha fazla eleştirecek. Bunun da bence tahammülü yok artık Ali Koç'un. Ben burada büyükleri ayırmıyorum. Büyüklerin benim gözümde hakem konusunda hiçbir farkları kalmadı. Hepsi 4 tane büyük olduğuna göre %25 oran seviyesindeler. Hiçbir farkları yok birbirlerinden. İşler kendileri adına kötü gittiği anda bir büyük takımın yöneticisi çıkıp hep aynı şeyi söylüyor. Senaryo bile aynı. Ve aralarında şöyle bir yarış var. İşler kötü gittiği her karşılaşma sonrası en standart açıklamaları en çok bizim hakkımız yendi. Yani bu artık o kadar ezberden söylenen bir laf haline geldi ki hiçbir özelliği kalmadı. En çok bizim hakkımız yeniyor. Yıllardan beri en çok Fenerbahçe'nin hakkı yenmiştir. Yıllardan beri en çok Galatasaray'ın hakkı yenmiştir. En çok Beşiktaş'ın hakkı yeniyor. En çok Trabzonspor'un hakkı yeniyor. Bakın dikkat edin. Bu söylediğime dikkat edin. Bir sonraki olaylı büyük takım karşılaşmasından sonra herhangi bir yönetici bunu söyleyecek. Bu kaçınılmaz. Artık hani cepte İlk olarak çıkarttıkları, kullandıkları kart haline geldi. O yüzden benim gözümde bu açıklamaların inan hiçbir değeri kalmadı Mert. Çünkü aynı şeyler, aynı film, ortada objektif değerlendirmekten çok uzak yönetim ve yöneticiler var. Sadece ve sadece senin çizdiğin profil üzerinden devam ediyorlar. Bunu yeri geldiği zaman teknik adamlar da kullanıyor aynı kartı. En kolayı çünkü bu kartı kullanmak. Meğer ki bize karşı operasyon var. Hakemler bize karşı. En çok bizim hakkımız yeniyor. Şu an 4 büyük takımda yöneticilik yapmaya o kadar hazırım ki. Hele böyle bir karşılaşma sonrası beni çıkarsalar. Ne diyeceğim belli. Yani hiç duraksamadan ne diyeceğim o kadar belli ki. Sadece öznelerin yerini değiştirerek çok güzel bir konuşma yapabilirim. Ama bunun bir etkisi olur mu? Ya da bunun etkisi niye hala oluyor? Türk futbolunda biraz onu düşünmek, onu tartışmak lazım artık. Çünkü yöneticiler çeşitli sebeplerle ama daha çok
kendi yaptıkları hataları örtmek için kendi kurdukları, kendi kuramadıkları, kendi organize ettikleri, kendi organize edemedikleri takımların üzerindeki yükü alabilmek için sağa sola ateş ediyorlar. Ateş ettikleri yerler doğru mu? Doğru. Orada hiçbir şey yok, problem yok. Hani Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kurullarının, Merkez Hakem Kurulu'nun iyi işlediğini söylemek delilik olur Türk futbolunda. Hı hı. Körlük olur. Ancak yolu bu değil. Yolu bu değil. Bu konuşmaları, bu açıklamaları yaparak futbol ortamını daha iyi hale, MHK'yi, Türkiye Futbol Federasyonu daha iyi hale getirmiyorlar. Getirmeleri gereken noktada da ortada yoklar. Zaten çözüm istemiyorlar ki. Yani bu Fenerbahçe'den bağımsız. Hani sen dörde böldün. Hiçbir kulüp sence mesela MHK'nin çok iyi bir yapıya oturmasını istiyor mu ya da TFF'nin? Anlatmaya çalıştım da o. Çünkü öyle olsa genel kurulda aday çıkarmazlar. Aynen. Kendilerine sunulan adayı seçerler. Oralarda sesleri çıkmaz. İbrahim'de Mercik de yapmazlar. Evet, orada hiçbir şey yapmazlar. Hı hı. Ama işte kendileriyle ilgili bir problem olduğu anda ki en fazla korunan da dört büyükler. Hemen karşılığını bu şekilde veriyorlar. Türk futbolunu daha işin içinden çıkılamaz hale getiriyorlar. O yüzden inan bak benim gözümde hiçbir farkları yok. Hepsi %25. Çünkü aynı filmi bu kadar çok fazla izleyince, hani benim çok sevdiğim filmler var. Defalarca izliyorum sıkılmadan. Ama bu öyle bir film değil. Hani bunu iki kere, üç kere izleyince insan senaryoyu hemen anlayıp bir sonrakini de tahmin edebiliyor. Bir sürpriz de yok sonunda. Hı hı. Hani hepsi aynı şekilde geliştiği için. Dolayısıyla bunlar son derece normal. Ta ki bir sonraki karşılaşmada başka bir büyük takım beğenmediği bir hakem kararı açıklandığı zaman oraya kadar. Hani şu an Fenerbahçe'nin canı yandı hakem kararlarından. Fenerbahçe'nin açıklamalarını izliyoruz. Yarın öbür gün aynı şey Trabzonspor olacak ve işin bence çok acı taraflarından bir tanesi. Yani bu en az isyan eden kadar karşı tarafın açıklamaları da beni çok yaralıyor. Mesela yani, benzer bir hakem Trabzon'un mesela evet, bu mesela Trabzonspor ya yani mesela o da çok yaralayıcı bence. Hı hı. Yani Trabzonspor tamamen özneleri değiştirseydi Fenerbahçe Trabzonspor Fenerbahçe olsaydı Ali Şansalan kararlarında Trabzonspor maç sonu ne söylerdi? Şimdi ne söylüyor? Ona da dikkat etmek lazım. Zaten bu da az önce anlattığımın bence bir doğrulaması oluyor. Orada da hiç değişmiyor. Sekmiyor ki. Hep i̇şte, aynı şey yani. Bir önceki hafta yani Fatih Terim'in Çaykur Rizespor maçından sonra söyledikleri. Ya onlar daha yaralayıcı inan. Yani Fatih Terim sanki maçta hakem yokmuş. Hakem kararı yokmuş gibi konuşabiliyor. Ama aynı şey Fatih Terim'in başına gelse Fatih Terim neler söylerdi Çaykur Rizespor maçından sonra ya da Galatasaray maçı kazanamasa neler söylerdi. O çok yaralayıcı. Ama tekrar söylüyorum aynı zamanda bütün bu konuşulanların da doğrulaması oluyor. Adalet falan istenilen öyle bir durum yok. Senin söylediğin yok, gibi yok, hiç öyle iyi gelmez. Gidiş falan yok. Sadece günü kurtarma, o günü kurtarma üzerine yapılan politikalar. Adeta büyük güzel bir tiyatro. O tiyatroda da bu tuzaklara düşen belki milyonlarca insan. Kendini çok fazla bağlayan ve bu tarz politikalara alet edilen birçok insan var. Onlar da en fazla üzülenler, en fazla aslında cefa çeken onlar oluyor. Çünkü onlar farklı bir şekilde duygusal olarak bağlandıkları için her söylenenden ciddi anlamda etkilenip hayatlarını da ona göre ne yazık ki yaşamak durumunda kalıyorlar. Onlar da işte ben biraz da bakış açısını çok fazla geliştiremeyen ya da biraz kapalı kalan taraftar grubu olarak nitelendiriyorum. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. ...8.23 saatlerimiz dinleyicilerimize devam edeceğiz. Bir mesaj okuyayım. Sonra Aytimur demiş ki... ...ne Galatasaray, ne Fenerbahçe, ne Beşiktaş, ne de Trabzonspor'un hakkı yeniyor. En çok canlı yayın saati genelde hat-trick saatine geldiği için... ...hat-trick dinleyicisinin hakkı yeniyor demiş. Niye o isyan etmemişti ülkede? Evet, aynen. O da katılmış isyanı. Ama son dönemde böyle bir şey denk gelmiyor çok fazla. Ne yazık ki.
Evet. Üzücü biraz. Hatırlamıyorum ben yani. Dün mesela sen yalçın saat 4'te konuştu. En son canlı basın toplantısı oydu. Ondan önce de belki bir Galatasaray'da bir şey mi olmuştu? Valla son dönemde hiç hatırlamıyorum. Yok, böyle bir şey denk geldi. Olsa direkt hatırlarız. Evet, iki artık çok rağbet gören bir saat değil basın toplantıları için. Dinleyicimiz hazır. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, iyi çalışmalar, iyi sabahlar. Sağ olun, buyurun. Öncelikle iyi çalışmalar dileyim sizlere. Barış Bey yok herhalde. Evet, Barış abi ben yok. Evet, sizler varsınız. Haftalardır bağlanmaya çalışıyorum size. Kısmet bugüne inmiş. Bugüne denk geldi. Şimdi birkaç konu başlığım var. Haftalardır biriktirmiş olduğum, aslında onları da bir dakikaya sığdırmak istiyorum böyle. Öncelikle Beştaşlıyım. Beştaş'a başarılar diliyorum. Bu arada kendimi de tanıtayım. Ahmet ben, İstanbul'da. Beştaş'a başarılar diliyorum bugünkü Şampiyonlar Ligi maçında. Umarım bir galibiyetle ayrılıp hem Beştaş hem de Türk futboluna fayda sağlarız. Bununla beraber hafta sonu bir Fenerbahçe-Trabzon maçı vardı. Onu da izledik hep beraber. Aslında en büyük konu başlığım, haftalardır bağlanmak istediğim sebeplerinden bir tanesi de bu. Ben hakemlerimizin ne yazık ki taraf tuttuğunu düşünmüyorum. Ama bunun yanında çok kalitesiz ve çok beceriksiz olduklarını düşünüyorum. Bu anlamda, bundan dolayı da Türk futboluna çok ciddi zararlar verdiğini düşünüyorum ben. Sorun sistemde değil mi? Hakemlerin kalitesinde mi? Çünkü mesela sistemin de, sistem kötü olduğu için mi hakemler kötü, iyi hakem yetiştiriyor? Kesinlikle, yani kesinlikle onu söylemek istiyorum. Yani hakemlerin art niyetinden bir takımdan alıp bir takıma vermek istemesinden dolayı bunun kaynaklandığını düşünmüyorum ben. Sistemin içinde hakemlerin de aynı zamanda beceriksiz ve kalitesiz olduğunu düşünüyorum. Belki sistem çok daha iyi olsa, altyapı sistem çok gelişmiş olsa, ligimizde şu an görev yapan hakemlerin belki yarıdan fazlası görev yapamayacak durumda olacak. Aslında onu demeye çalışıyorum ben. Bununla beraber adalet bir gün herkese lazım diye güzel bir laf var. Bunu ben ligimizde 9 hafta oynandı. Şöyle bir gözümün önüne geliyor. İlk hafta bir Gaziantep Beşiktaş maçı vardı. Çok net bir penaltı olayı vardı Kenan Karaman'a yapılan. VAR olmasına rağmen hakem ne VAR'a gitti ne penaltı verildi. Şu an aklımda kalan şeyler, mesela bir Adana maçımız vardı bizim. Beşiktaş'ta içeride oynanılan maçta. Şimdi hafta sonu hakemin vücut dilinden bahsediliyor. Kırmızı kartı gösterirken Fenerbahçeli futbolcuya. Ya herkes unutuyor herhalde, Beşiktaş camiası haykırdı o zaman. Yaşar Kemal Uğurlu'nun Sergen Yalçın'a nasıl kart gösterdiğini, yüz ifadesini, nasıl tepki gösterdiğini herkes unutuyor acaba. Ya unutuyor galiba, çünkü o dönem cami olarak Beşiktaş çok ciddi tepki vermiş. Ama diğer kulüpler tarafından böyle sesi çıkmadan böyle herhalde gülerek takip etmişlerdir diye düşünüyorum. Bununla beraber o maçtaki pozisyonları söylemiyorum bile. Aynı zamanda geçen hafta herhalde Fenerbahçe Trabzon maçında, en son da Beşiktaş'ın Başakşehir maçında olduğu mesela penaltı pozisyonları var. O pozisyonlar Fenerbahçe'nin lehine olmuş olsaydı herhalde Fenerbahçe şu an çok daha farklı tepki veriyor olurdu. Yani aslında bütün kulüpler haykırıyor ama herkes bana dokunmayan yılan bin yaşasın kıvamında. Bu beni çok üzüyor. Türk futbolu ne yazık ki her zaman bahsediliyor, ligimizin kalitesi, Türk futbolunun kalitesi, bir yerlere gelmeniz lazım deniliyor ama ne yazık ki milli takım bazında da kulüpler bazında da çok ciddi yara alıyoruz ve bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi de sistem. Sistemin içinde kulüpler de var, hakemler de var. Dün federasyon bir açıklama yaptı. Ya şaka gibi. Kulüp, işte hakemlerimize sahip çıkmalıyız. Onlar bizim değerlerimiz şeklinde bir açıklama yapıldı. Bunları düzeltmek adına bir açıklama yapmaları gerekirdi bence. Belki eğitim anlamında, belki sistem anlamında daha iyi nasıl yapabiliriz diye bir açıklama yapmaları gerekirken, bence yaptıkları açıklama, evet kabul ediyoruz, hakemlerimiz hatalı ama onlara sahip çıkmalıyız tadındaydı. Hı hı. Yani bunların hepsini topladığımız zaman çok ciddi bir mental, çok ciddi bir sistem, çok ciddi bir yönetim anlamında bir değişiklik olması gerektiğini düşünüyorum ben Türk futbolunda. Yoksa zaten bizim klasikleşen Türk futbolu eşittir kaos,
böyle bu sene de bu şekilde gidecek. Bundan sonraki yıllarda da böyle gidecek. Peki. Ve emin olun hiçbirimize bir şey katmayacak bu. Evet, teşekkür ediyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. Sağ olun. Görüşmek üzere. Bu hakem konusu, hakem eleştirisi, MHK, federasyon, sistem. Bu da çok kronikleşti. Herkes burada benzer şeyi söylüyor. Kulüplerde hani bu sistem değişmeli deniyor mesela ama nasıl değişecek? Sistemin başında oturan Nihat Özdemir şu anda TFF Başkanı. Ali Koç'un da ona karşı mesela bir açıklaması yok. Hatta tam tersi, o bu tarz işlere gitmez. Hatta bu tarz işte MHK onu yer tarzında, minvalinde bir şeyler söylemişti. Şimdi Nihat Özdemir kalacak. Mesela MHK'yi değiştirince problem bitecek mi? Değişti zaten, kaç kere MHK'yi evet, değişti. Evet, bir de yine bu MHK ile de ilgili. Şimdi değişsin deniyor. Her sene değişiyor zaten MHK Başkanı. Tabii. Yani bir şey değişmiyor. Sistem değişmesi lazım deniyor. Mesela o sistem ne acaba? Ne olacak yani? Ne değişecek mesela sistemde? Hani seçimle mi gelmesi MHK Başkanı'nın? Atamayla değil de seçimle gelmesi. Şimdi hakem atamaları, gözlemcilerin durumu, hakemlerin yetiştirilmesi, hakemlikte babadan oğula, amcadan yeğene, o tarz şeyler var. Bir takım problemler var. Bunları kimse zaten görmezden gelmiyor. Ancak işte genel olarak zaten biz bir sistemsizliğin içinde yaşadığımız için hep kişiler üzerinden işleri okumaya çalışıyoruz, süreci anlamaya çalışıyoruz. Bir iş iyi gitmediği noktada o işin iyi gitmemesinin tek sorumlusunun bir kişi olabileceğini düşünüp o kişiyi değiştirdiğimiz anda işlerin iyiye gidebileceğini düşünüyoruz. Zaten atıyorum senin görev süren bir sene, o bir senenin ilk 6 ayında kimse çok fazla ses çıkarmıyor. Son 6 ay senin ne zaman gideceğin konuşuluyor. Gündemimizi o meşgul ediyor. Sen gittikten sonra yine bir tabiri caizse gaz alınma olup ondan sonra ben geldiğim zaman benim de ilk 3-4 ayımda bir ses yok. Ondan sonraki 8 ayda ben ne zaman gideceğim? Yerine kim gelecek? O hesaplanıyor. Şimdi bizde düzen böyle. Bu Futbol Federasyonu Başkanı için de böyle. MHK Başkanı için de öyle. Kurullar için de öyle. Orada çok bir fark yok. Hatta bunu alın, aynı söylediklerimi kulüplere de yapın. Milli takımın başına da yapın. Şimdi milli takımda da aynı şey olmadı mı? Bir teknik adam var. Ne zaman gideceği konuşuluyor. Yeni teknik adam geliyor. Bir başarı olduğu zaman ses yok ama işler biraz kötü gitmeye başladığı anda o teknik adamda bütün problem görülüp yeni teknik adamla her şeyin düzeleceğini düşünen enteresan bir yapıya sahibiz. Şimdi bu yapının düzelmesi için, ki yapıda aksaklıklar olsa da asıl olan önce anlayışın değişmesi, fikirlerin değişmesi, kafaların değişmesi. Kafalar değişmediği sürece siz yapıyı komple yıkın, yepyeni bir yapı yapın. Hani sen dedin ya, sistem nasıl değişecek? Hı hı. Tamamen sistemi değiştir ama anlayışın değişmediği, bakış açısının değişmediği insanlarla yeni sistemin de başarılı olma ihtimali yok. Aslında bu çok zor bir matematik değil benim bakış açımda. Hatta bunu futbola da yine uygulayabiliriz. Futbola da yine örnekleyerek verebiliriz. Futboldan da örnek verebiliriz. Şimdi sen işler kötü gidiyor. İşler kötü gittiği anda diyorsun ki ya bu üçlü savunmayla olmuyor. Ben bir dörtlü savunmaya geçeyim. Ama senin zaten yapın genel olarak bozuk olduğu anda üçlüden dörtlüye geçmen de çok bir şeyi değiştirmiyor, çok bir şey ifade etmiyor. Çünkü senin yapın bozuk. Ama işte bizde bu tarz günü kurtarmaya yönelik kaçışlar, günü kurtarmaya yönelik çözümler hep ön planda olur. Dolayısıyla bu tartışma bitmez. Bu tartışmanın bitme ihtimali yok. Bu sadece futbola bakışla, futbola olan yaklaşımın biraz daha yumuşamasıyla, futbol ikliminin değişmesiyle, futbol kültürünün biraz daha gelişmesiyle iyiye doğru gidebilir. Onun dışında bu tartışmalarımız sadece özne değiştirerek devam edecektir. Yani orada çok fazla umutlu olmayı da gerektirecek bir durum yok. Hani zaman zaman şu örnek de veriliyor ya, Türk futbolunda özellikle kulüplerin ekonomik anlamda kötü gittiği noktada işte kulüpler sahipli olmalı. Sahipli kulüpler daha başarılı oluyor deniyor mesela. Ondan sonra hemen şu örnek veriliyor. Peki Almanya'da kulüpler aynı bizim gibi dernek olarak yönetiliyor. Onlar niye başarılı? İşte bizim tanıtımda Barış abinin söyledikleri. Evet. Demek ki iş sadece sistem özelinde değil.
Bunu sadece sistemle açıklayamıyorsun. Yani bizde sahipli kulüpte var. Dernek olarak yönetilen kulüpte var. Büyük takımlar gibi derneği olan da anonim şirketi olan kulüpte var. Peki bu tabloda ortaya böyle genel bir kaos çıktığına göre demek ki olay sadece onu yıkalım, yenisini yapalım değil. Bakış açımızın değişmesi lazım. Bakış açısının değişmesi için de açıkçası bu şartlarda çok fazla umutlu olabilecek bir şey söylemek zor. Normalde bu tarz karamsar konuşmalar senin uzmanlık alanındır. Ama benim gördüğüm noktada çok fazla insanların bakış açısı da değişmiyor. İnsanlar sıkılıyor. İnsanlar bu konuları konuşmaktan tamam yeter artık diyorlar. Haklılar. Ama aynı insanlar en ufak bir hakem kararında da tüm açıkçası fanatik yönlerini gösterebiliyorlar. Dolayısıyla çok umutlu olmamak gerekiyor. Ama güzel, futbol iyi bir şey. Futbolu seviyoruz. Ben de şöyle diyeyim, hani reklam süresinde geçtik ama yani Türk futbolunun bir numaralı sorunu hakem sorunu falan değil. MHK sorunu falan değil. Hakemler yan unsur futbolda. Futbol futbolcularla oynanıyor. Bütçeler var. Ekonomisi var. Mesela orada çok daha büyük sorunları var Türk futbolunun. Yani sanki yöneticiler en büyük sorun hakemlermiş gibi lanse ediyorlar. Sorun, bunu kabul ediyorum. Ama bir numaralı sorun kesinlikle değil. Yani bir hakem yanlış bir karar veriyor. X takım değil, Y takım 3 puan kazanıyor. Belki biraz adaletsizlik oluyor ama futbolun içinde de bunlar var. Sonuçta günün sonunda bir şampiyon çıkıyor. İşte küme düşen takımlar var. Bir şekilde oluyor orada. Tam kelimeyi de bulamadım. İşler yürüyor bir şekilde, öyle veya böyle. Kervan yürüyor demek istedim. Kervan, devran yanlış kelime oldu. Ama mesela kurların geçen seneki fiyata sabitlenmesi bence çok daha büyük bir problem takımların ekonomisi için, Türk futbolu için. Bu sürdürülebilir bir yapı diye. Şu an dolar euro uçtu başını, yine gidiyor. Dün baktım akşam 9.30 civarıydı bir dolar. 9.30 euro 11'e dayandı. Şimdi şu anki kurlara bak, harcama limitlerinde kaçtan sabitlenmiş. Bir de günümüz kuruna bak. Şimdi bu mu daha büyük problem yoksa hakem kararları mı? Kulüplerin borcu mu daha büyük problem, hakem kararları mı? Kıyaslarsam... Yani şunu demek istiyorsun, orada çok büyük bir yalan var. Mesela sadece kurlarla ilgili. Sadece kurlarla ilgili ortada çok büyük bir yalan var ama kimseye rahatsız etmiyor. Tabii kulüplerin işine geliyor çünkü. Orada bir şey birliği var. Kulüpler orada normalde hakkaniyette olan. Güncel neyse o olmalı. Yani geçen seneki kurlar değil. %30, %20 satma payı değil. Sıfır. Evet. Fazla aşana ceza verilmesi ama yok. Orada ses eden kulüp de yok. Neden? Çünkü zaten hep aynı yere çıkıyoruz. Yani kendi işlerine geldiği için orada ses etmiyorlar. Tam tersine federasyona baskı yapıyorlar. İşte geçen sene +2 yabancı hakkı verildi devre arası takımlara. Şimdi bu normal bir şey mi? Bunu isteyen kulüpler vardı. İşte Beşiktaş vesaire. Normalde yani yurt dışında böyle bir olay olsa, böyle bir şey istese kulüpler karşı çıkarsın ama kendi başına gelince hemen bununla ilgili kulis yapıyorsun. Hakkaniyetli mi? Değil. Ama senin işine geliyor. O yüzden istiyorsun. Şimdi hakem konusu da böyle. Diğer konular da böyle. Çok tutarsızlar o konuda kulüpler. Gündemi işte hemen hakeme çevirmeye çalışıyor. Genel olarak yani bu haftadan bağımsız. Ama bir numaralı sorun tüfuğunda hakem bir hakem en sonuncunlardan biri. Tüfuğundaki sorunlardan. Yani onu çözmeye çalışana kadar bence diğer konulara eğilsek çok daha faydalı. Ama şu anda onlarla da ilgili göstermelik, işte harcama limitimiz var göstermelik yani. Getirdiler orada da bir şey çözmek için yeni bir sistem ama hakkıyla uygulandığını düşünen elde kimse yoktur. Sonra sen hakem sorunu çözdüğünde Türk futbolu çözülecek mi? Yani bu mu denklemimiz bizim, matematiğimiz bu mu? Çok iyi hakemler yetiştiriyoruz. Çok iyi kararlar veriyorlar ki bu imkansız. Dünyanın hiçbir yerinde çok iyi kararlar verilmiyor. Her zaman hata alıyor. Ama Türk futbolu çok iyiye gidecek. Yani bu komik geliyor bana, gerçekten komik. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. ...8.44 saatlerimiz Sabah Spor'una devam ediyoruz. Hattımızda yine bir dinleyicimiz var. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. Ankara'dan Mehmet Serkan Uludağ, Fenerbahçe taraftarıyım. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sizler de iyisinizdir umarız. Teşekkür ederim, sağ olun. İşe doğru gitmeye çalışıyoruz. Benim
biraz daha böyle farklı bir bakış açısı. Tabii ki herkesin düşüncesi bu ama biz sanırım o gün, yani bu dediğim yapılırsa o gün belki bir yerlere gelebiliriz. Yani örneğin bu hafta sonu Trabzonspor Fenerbahçe maçından sonra Sayın Anoğlu çıkıp da ya evet galibiyet aldık, yalnız bazı yerlerde hakem hataları vardı. Veya işte ne bileyim Çaykur Rize, sizin az önce bahsettiğiniz Çaykur Rize Galatasaray maçından sonra Fatih Terim veya işte Burak Elmas'ın çıkıp işte ya keşke olmasaydı ama oluyor işte, hakem Halil'in pozisyonunda faul verebilirdi ama vermedi, bu ya hakem hatası. Veya Ali Koç Fenerbahçe ile yine yapılan bir hatadan sonra çıkıp Sayın Ali Koç böyle bir şey dese, belki daha sonra aleyhine yapılan hatalarda da insanlar diyecek ya evet, bu insan veya bu işte yönetici, bu kişi, bu teknik direktör işte takımına lehine de aleyhine de yapıldığında hakem hatalarından şikayetçi. O zaman belki bir objektiflik oluşabilir. Ama yani sizin az önce bahsettiğiniz gibi bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın modunda devam ediyoruz. Ama bizimle ilgili herhangi bir şey olduğunda da az önce bahsettiğiniz gibi kartı hemen çıkartıyoruz. İşte bu hakemler en çok bizi kıyıyor, bizi biçiyor. İşte sürekli hakem hatalarından en büyük zararı biz görüyoruz şeklinde. Ya biz belki o gün düzelebiliriz. Şu da olabilir mi? Ben de bir yol sunsam. Hiç konuşmasalar mesela hakemle ilgili. Tabii ki bu da olabilir. Mesela ben izliyorum gerçekten Esport'ta ve severek izliyorum, severek takip ediyorum. İngiltere Ligi, çok keyif alıyorum. Çok fahiş, tam hakem hataları okuyor. Çok fahiş, var hataları oluyor gerçekten. Yani böyle çok saçma sapan hatalar oluyor. Hı hı. Ama sonrasında takip etmeye çalışıyorum. İngiltere basınından takip ediyorum, bakıyorum. Ya konuşulmuyor, bitiyor. O konu orada kapanıyor. Maçtan sonra çok kısa bir şekilde Jürgen Klopp'un bir açıklaması vardı. Dinleyicimiz gitti mi, hatta mı düştü? Ya olabilir, o an görmezden gelebilir. Vardaki de ya takdirimiz denk geçti yani. Hiç böyle işte şöyle oldu, böyle oldu, bu oldu. Ya bu kadar, biz bir haftadır, bakın bugün salı günü, bugün Beşiktaş'ın gerçekten çok önemli bir maçı var. Şampiyonlar Ligi'nde hem ülke puanı için hem şey için, ama biz hala bunu konuşuyoruz. Hala pazar akşamını konuşuyoruz ki cumaya kadar da bunu konuşacağız. Yani ben böyle düşünüyorum, bilmiyorum. Sizinki çok daha mantıklı konuşmamak. Ama konuşuyorsan da hani olaya objektif bakmak lazım. Ben Fenerbahçe taraftarıyım ama Ali Şansalan'ın art niyetli çıktığını düşünmüyorum. Ben açık söyleyeyim, düşünmüyorum. Düşünseydim, eğer öyle bir şey olsaydı Ali Şansalan'ın eline bildiğiniz güreşte, Salahi'nin yaptığı pozisyon güreşte puan sebebidir ya. Puan sebebidir, güreşte puan sebebidir. Ona o zaman direkt penaltıyı verirdi. VAR müdahale etmeseydi vermiyordu penaltıyı, maç 1-1 bitecekti belki de. Ve bana sorarsanız VAR'da izledikten sonra gelip kırmızıyı vermeliydi. Onu da vermedi. Ya ben art niyetli olduğunu düşünmüyorum. Belki pozisyonda yer hatası, kimin pozisyonunda, pozisyon hatasından dolayı göremedi. Görünce de Canini de gerçekten yani o kolu hissedince çok güzel aldı. Bazen işte diyorum ya, art niyetli futbolcu olunca yapabilecek bir şey kalmıyor hakemlerde de. Çok güzel aldı. Çok güzel aldı. Yani yapacak bir şey yok. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Bundan sonra her şey bitmiş değil. Lig uzun bir maraton. Daha 29 maç var sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam 28-29 maç var. Yani bakacağız. Olabildiğince elimizden geleni yapacağız. İnşallah hak edenin kazandığı. Ben Fenerbahçeliyim ama Beşiktaş'ı izlerken şu sakatlıklardan önceki dönem için söylüyorum. Çok keyif alıyordum. Gerçekten böyle göze hoş gelen, keyif veren bir futbol oynuyorlardı. Tabii sakatlıklardan sonra 15-6 maçtır, 4-5 maçtır bildiğim kadarıyla tam kadro oynayamıyorlar. Ama oynadıkları zaman keyif veriyor. İzlerken keyif alıyorsunuz. Kapanan takıma karşı da çözüm üretiyorlar. İnşallah diğer takımlar da böyle olur. Biz de işte izlenilebildiği güzel bir lig izleriz. Keyif alırız. Önemli olan bu. Evet, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Görüşmek üzere. Şimdi yine hani Trabzonspor Fenerbahçe maçı, hakem Ali Şansalan'la ilgili konuştuk. Bu arada hani bilenler bilir, bu maç sonrası konuşmadık ama Ali Şansalan benim Süper Lig'de son dönemde en beğendiğim hakem. Bunu sosyal medyada da zamanında dile getirdim. Hatta o olaylı Vakeme'nin atıldığı kupa maçıydı. O maçtan sonra bir de yazı yazdım Ali Şansalan'la ilgili. Ajans Spor'da da diyenler bulabilir. Bayağı olmuş, 1,5 sene olmuş. Dün hatırladım o yazıyı. O yazıya da baktım tekrar. Gerçekten yeni jenerasyon hakemlerden biri. Benle yaşıt. 33 yaşında. 88 doğumlu. Çok beğeniyorum. Önünün açık olduğunu düşünüyorum ki MHK de öyle düşünmüş olacak ki bu sezon verildiği maçları söyleyeyim size. İlk hafta Adana Demirspor Fenerbahçe maçı.
Üçüncü hafta Giresunspor Trabzonspor maçı. Beşinci hafta Antalyaspor Beşiktaş maçı. Yedinci hafta Galatasaray Göztepe. Yani dikkat ettiniz mi bilmiyorum, Fenerbahçe, Trabzon, Beşiktaş, Galatasaray dört büyükleri sırayla yönetmiş. Ve en sonunda da buradaki performansı beğenilmiş olacak ki bir derbi maçta, bana göre derbi bir maçta ödüllendirilmiş. Trabzonspor Fenerbahçe maçına verilmiş. Aslında hani bu MHK'nin çok şeyler beklediği bir hakemden bahsediyoruz. Hatta iddialı yorumlar var. İşte Ocak ayında açıklanacak listede FIFA kokartı bile takması düşünülen bir hakem. Ki Arda kardeşler mesela geçen sene mi belki sene mi takmıştı. Ben o dönem bile bekliyordum hani şansından. Ama bu sezonda bilmiyorum MHK bu maçla ilgili nasıl bir değerlendirme yaptı ama FIFA adaylarından biri. Aslında böyle bir hakemden bahsediyoruz. Ama evet, dünkü iki gün önceki maçla alakalı ben de bazı sıkıntılar gördüğümü program içinde söyledim. Bunlar olacak. Hataları olacak. Kimse hata yapmıyor değil. Ama ben genel olarak çok potansiyelli olduğunu düşünüyorum. Hala çok potansiyelli olduğunu, kendini geliştirebileceğini düşünüyorum. Yoksa şimdi bu maçla birlikte de onun da mı hakemlik kariyerini bitireceğiz? O zaman hakem kalmaz zaten. İstediğin kadar sistem değiştir. Bu çünkü alelade bir hakemden bahsetmiyoruz. Yani son dönemin en gözde. Bir Atilla Karaoğlan vardı bir ara. O biraz düştü. Ali Şansalan işte bu sezonki verildiği maçları söylüyorum size. Dört büyüklerin maçlarına verilmiş. Ne yapacağız yani şimdi, onu da mı asacağız, aforoz edeceğiz? Zamanında aynı kulüp başkanları bize artık deneyimli hakemleri vermeyin, İşte geçen maçlardan akıllarında bazı şeyler kalıyor, etkileniyorlar demişlerdi, gençleri verin. Gençler veriliyor 2 senedir. Şimdi onları da istemiyorsunuz. O da olmaz sen diyorsun. Yabancı hakem. Çelişki mi var diyorsun koskoca kulüp başkanlığının şey, sözlerinde? Futbolunda. Neler söylüyorsun? Şimdi yabancı hakem istiyorlar. Hadi yabancı hakemi de getirelim. Çünkü bak, bu istedikleri oldu. Genç hakemleri verin büyük maçlara. İşte kafasında tilki olmayan. Ama bak şimdi geçen seneki Konya maçı deniyor Ali Şansan'la ilgili. Trabzonspor ne diyor? İşte hakemiyi atmıştın sen. Daha bu hakemi ne? O zaman size sıfır hakem mi vereceğiz yani? Tek kullanımlık. Kullanat hakem. Bu derbiye özel yetiştireceksin. Herhalde öyle bir sistem mesela. Sistem değişikliğinden kasıtları o mu acaba? Hani kafasında tilki olmaması tek için. Tek derbiyle bitiyor kariyerde. Tabii şimdi ne yapabilirsin? Şimdi Tugay Kaan Numanoğlu mesela geçen sene hangi maç yönetmişti? Olay çıktı. Derbi maç. Beşiktaş Fenerbahçe değil mi? İşte Beşiktaş Fenerbahçe mi? Valla karıştırıyorum artık maçları. Şimdi o zaman bir daha maç veremezsin o zaman o maçtaki hatalarla. Yeni hakem ilk maçı. Herhalde öyle bir sistem benim şimdi aklıma geldi. Kullanat sistemiyle birlikte tek kullanımlık. Maske gibi böyle tek gün kullanıyorsun, atıyorsun. Herhalde öyle bir sistem, yoksa öbür türlü yok. Yabancı hakemi de aynı mantıkla veremezsin. Mesela getirdin bir tane yabancı İspanyol. Bir karşılaşmada hata yaptı. İkinci maça şimdi kafasında o hatayla mı gelecek? O zaman orada da sürekli yeni bir hakem getirmen lazım. Gerçi orada şansın yüksek. Birçok ülke var. 54 Türkiye harici UEFA ülkesi var. Oradan getirebilirsin farklı farklı da. Bu soruna çözüm değil işte. Dönüp dolaşıp aynı şeyi söylüyoruz. Böyle gitmez. Nasıl bağlayacağımı da bilemedim ama gerçekten çok büyük saçmalık var ortada. Hakemlerle de ilgili, bu anlayışla da ilgili. Bakalım, gerçekten şu an şunu çok istiyorum. Önceden çok karşıydım, çok net burada seninle de tartışıyorduk. İşte yabancı hakem gelmesin falan. Gelsin abi, yani bu yönetim anlayışına genel olarak Türk futbolundaki müstahak. Yani yabancı da gelsin, yabancı MHK'de gelsin, yabancı başkan da gelsin. Gelsin de şu düzenden çok daha iyidir herhalde. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Yeni saatteyiz ve dinleyicimiz var yine attığımızda. Günaydın, hoş geldiniz. Dün kolaylıklar diliyorum, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Yayınlarınızı mümkün olduğunca arabada fırsat buldukça işe gidip gelirken dinlemeye çalışıyorum. Gerçekten de çizginizi, yorumlarınızı %99 oranında beğendiğimi söyleyebilirim. Evet, bugün %1'lik kısım için mi aradınız? Evet, %1'lik kısım için aradım. Önce bir de tanıyabilir miyiz sizi acaba? Tabii. Gülen, az önce yorum yaparken Sayın Ali Şansalan üzerinden yorum yaptınız. İşte beğendiğinizi söylediniz. Hı hı. Kendisini. Daha sonra da daha önce hakemlerin yerli, daha doğrusu kulüp başkanlarının yabancı hakem, pardon, genç hakem istediğini, yaşlı hakem istemediğini,
Sonra da genç hakem verilince de bu sefer niye verildiği yönünde yorum yaptıklarını söylediniz. Hı hı. Kusura bakmayın, böyle arka plandan konuşup diyelim ama klasik İslam trafiğindeki uyuşmazlıklar, özür diliyorum onun için her şeyin sesinde. Bunun akabinde de partiniz böyle birazcık da kinayeli bir şekilde güldü ve ne yani sen kulüp başkanlığının tutarsızlığından mı dev vuruyorsun dedi. Bu birazcık benim dikkatimi çekti ve çok da doğru bulmadığımı, yani çok yakıştıramadığımı programımızın çizgisine düşünüyorum. Şunun için söylüyorum. Son maçta Trabzonspor maçında takdir edersiniz ki en azından ben öyle takdir ediyorum. Ali Şansalan bence maçı katletti. Hakikaten de Sayın Ali Koç'un dediği gibi maçı aldı. Fenerbahçe'nin olası bir en azından bir puanının gasp edilmesine yol açtı. Bu benim yorumum. Benim gibi çok düşünen insan var. Başta da Sayın Ali Koç var. Şimdi Ali Koç'la maçtan sonra dedik işte bu hakemi verdiniz, öbür hakemi verdiniz. Arkadaşımız da dedi ki ne yani sen tutarsızlığından mı söz etmek istiyorsun diye. Bence kinayeli bir yaklaşımda bulundu. Ben de diyorum ki şimdi mesela sizin Sayın Saadettin Saran radyonunuzun sahibi değil mi? Kendisi de Fenerbahçe başkanlığı için inanıyorum ki portföyünde yeri var. Fenerbahçe başkanlığı. Söylüyor bundan da. Söylüyor. Ben çok da isterim Sayın Ali Koç bir gün bıraktığı zaman Ali Koç'un çizgisine yakın, vizyon sahibi, open mind denilen, çok gerçekten Fenerbahçe'ye yakıştıracağım bir başkan olacağına çok inanıyorum. İnşallah da zamanı geldiğinde olur. Çok da isterim. Ama mesela Sayın Saadettin Saran gelse, mesela dünkü maçtan sonra, pazar günkü maçtan sonra Sayın Saadettin Saran Fenerbahçe başkanı olsaydı ve benzer açıklamayı yapsaydı, aynı yorumu yapacak mıydınız bu radyodan? Ben onu çok merak ediyorum. Diyeceksiniz ki evet yapacaktık. Yani bu bakımdan birazcık kulüp başkanlarının pozisyonuna, bulundukları yere saygınızın o dikkatli değilsiniz demiyorum ama o az önceki gülüş birazcık beni rahatsız etti. Bu benzetmeden Sayın Saadettin Saran'ın siz kulüp başkanlarının tutarlı olduğunu düşünüyor musunuz? Efendim? Siz kulüp başkanlarının tutarlı olduğunu düşünüyor musunuz? Ben kulüp başkanlarının tutarsız açıklamalar yaptıklarını zaman zaman düşünüyorum. Ama bu düşünceme şunu da eklemek istiyorum. Sayın Ali Koç'un veya diğer başkan, belki de Burak Elmas'ın zamanında o hakemler kötü diye genç hakemler verilsin demesini doğru buluyorum. Efendim, genç hakemler verildiğinde eğer genç hakemler başarısızsa da bunun da yorumunu, yani evet genç hakemler de başarısız, diğer hakemler verilmeliydi şeklinde bir yorum yapılıyorsa demek ki denenmiş, olmamış, başka bir şey. Ben o zaman da üçüncü şeye gidiyorlar. Yabancı hakem gelsin diyorlar. Doğrudur, yanlıştır ama bunun hani olmaz. Siz nasıl bir yorum getireceksiniz mesela? Yani böyle bir durumda yaşlı hakem veriliyor, etkileniyor. Bunu bas bas bağırıyor herkes. Diyorsunuz ki genç hakem gelsin. Genç hakem de olmuyor. O zaman ne diyeceksiniz? Yani uzaydan mı hakem gelsin? Bunlar tutarsızlık değil. Bence deneme yanılma metodunun veya deneme yanılma gerçekliğinin cümlelere dökülmüş. Siz bunun tutarsızlık olduğunu düşünmüyorsunuz. Doğru mu anladım? Ben tutarsızlık olduğunu düşünmüyorum. Hayır. Bu o zaman da o hakemleri beğenmedikleri için, ki bence beğenmemekte haklar. Ali Koç Fenerbahçe özelinde demiyorum. Her kulüp var yansın ediyor. Etki altında kaldıklarını biliyoruz. Farklı farklı nedenlerden dolayı. O zamanlarda eski hakemlerin, yani isimlerini burada zikretmeye gerek yok. O zamanlarda onların yönetiminden herkes illallah ettiği için, ya yeter artık kardeşim, İşte Z jenerasyonu, Y jenerasyonunun popüler olduğu şu dönemde genç hakemler geldi dediler. Genç hakemler geldi. Maalesef bu ülkenin durumundan mütevellit. Onlar da demek ki etkileniyormuş. Bu sefer de insanlar ama doğru ama yanlış. Peki bu kadar basit mi beyefendi sizin söyledikleriniz? Yani sizin bahsettiğiniz Türk futbolu, siz diyorsunuz ki başkanlar bir şey söylüyor, o olduğu zaman, o yapıldığı zaman onu görüyorlar yanlış olduğunu. Burada bir tutarsızlık yok diyorsunuz. Bu kadar basit mi bu işler sizce? Ne demelerini bekliyorsunuz siz peki? Bu kadar yani basit mi yani, sizin olayı indirgediğiniz kadar basit mi? O zaman şöyle oldu. Biz yabancı hakem istedik. Bir tane yabancı hakem geldi. O da kötü yönetti. O zaman öteki seçeneğe gidelim. Bu kadar basit mi sizce? Bu kadar basit değil ama basit olmayan taraf da şu. Bakın şunu yani da siz nasıl bunu bakın söylersiniz? Başkanların söylediklerinde şunu denediler, olmadı. O gayet haklılar o zaman diyorsunuz. O zaman başkanların her istedikleri yapılsın. Her istedikleri kötü bittiği an noktada da başka bir çözüme gidelim o zaman. Yani sizin söylediğiniz bu. Ve burada da bir tutarsızlık görmüyorsunuz. Ben evet görmüyorum. Siz peki, bence o zaman benim çok fazla söyleyeceğim bir şey bakın, yok. Bakın
bu şekilde bu anlattıklarımı ya kendime ben iyi ifade edemedim ya da siz farklı bir şekilde bu cümlelerden sıyrılmaya çalışıyorsunuz. Bu ben insanlar bir şeyler sıyrılmaya çalışmıyorum. Ben sadece sizi anlamaya çalışıyorum. Bakın beyefendi, bu kulüp başkanları milyonlarca dolarlık bütçeleri yönetiyorlar. Bir dünya para harcıyorlar. Ama beğeniriz ama beğenmeyiz. Benim de çok eleştirdiğim yanları var. Ama bu kadar yapılan harcamalar, bir tane hakemin ve gerçekten de Sayın Ali Koç'un ve diğer başkanların dediği gibi her şey kulüp başkanlarına, futbolculara oluyor. Hakem camiası devamlı gidiyor. Siz bir dünya para harcayın. Ondan sonra adam gelsin kafasına göre iki tane düdük çalsın. Sizin bütün emeğinizi çalsın gitsin. Bu Fenerbahçe üzerinde değil. Tekrar altını size söylüyorum. Ondan sonra ne yapacak? Tabii ki yöneticisini değiştirecek. O maçı kim? Adı hakem. Maça hakim olan insan. Onun kararına göre puanlar alınıyor veya veriliyor. Ekseriyetle. Doğru mu? Siz bir takımın iyi gitmediği zaman kulüp başkanını yönlüyorsunuz. Bir ülke iyi yönetilmediği zaman liderini seçimle değiştiriyor. Doğru mu? Liderin verdiği tek kötü kararla değiştiriyorsunuz peki lideri? Efendim? Liderin verdiği tek kötü kararla mı lider değiştiriliyor? Yani sizin olayı indirgediğiniz nokta tek 3 puan oluyor. Milyonlarca dolarlık operasyon diyorsunuz. O milyonlarca dolarlık operasyon tek maçla mı karar veriliyor? Hayır, tek maç üzerine ben bunu tamam indirgedim. Tamam işte. O zaman da tek maç üzerine tepki vermiş oluyorlar. Bakın başkanlar televizyon gösterisi haline getirdiler bütün basın toplantılarını. Onlarca yanlış karar söylüyorlar. Bunu siz de dile getiriyorsunuz. Bütün programlarda da dile getiriyor. Peki siz Türk hakemliğinin çok doğru olduğu da mı inanıyorsunuz? Ali Şansal'ın veya diğer hakemlerin çok tutarlı oldu. Hadi diyelim ki Fenerbahçe'nin başkanı veya Galatasaray'ın büyük kulüplerinin başkanları tutarsız. Sizce bizim hakemlerimiz tutarlı mı? Peki onlar tutarlı değilse bu kadar verilen milyonlarca harcanan dolarların bir şekilde heba edilmesi doğru bir şey mi? Değişmesin mi bunlar? Bu sistem değişmesin mi? Siz bunu mu savunuyorsunuz? Yok, anlaşamayacağız sizle zaten. Farklı düşünüyoruz. Yok, anlaşamayacağız değil de ben de aynı şekilde sizi cevaplamaya çalışıyorum. Tamam. Yani kuvvetli muhtemel aynı, benzer yakın kulvarlarda görüşlerdeyiz. Lakin hani çıktığım yerden geldiğim yer farklı olmasına rağmen ben dediklerimin hala arkasındayım. Tabii ki sizin de fikrinize saygı gösteriyorum da yani burada başkanların hakemleri beğenmemesinden mütevellit ki bu bir Türkiye'nin gerçeğidir. Sistem değişikliğine gitmesinin sadece bir tutarsızlık olarak görülmesine ben çok doğru bir yorum olarak adetmiyorum. Bunu söylüyorum ben. Tamam. Evet, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar iyi yayınlar. Sağ olun. Evet, dinleyicimiz de hani bu konu üzerinde %1'lik kısımda çok fazla anlaşamadık. %99 benzer düşünüyoruz ama bu konu biraz farklı bir konu oldu. Bilmiyorum, değişik bir konu bu hakem konusu. Tek bir doğru yok. Hakemlerin biz burada tutarlı olduğunu da söylemiyoruz. Tutarsız olduğu zaten açık. Ama diyoruz ki, ya da ben diyorum ki, işte az önce söyledim. Türk futbolunun en büyük sorunu hakem sorunu değil. Yani milyonlarca dolar yatırım yapılıyor. Tamam, sen başarılı olamıyorsun. Mesela hakem senin aleyhine bir karar verdi bilerek. Sen yatırımın boşa gidiyor ama diğer milyon dolar bu sefer başarılı oluyor o zaman. Sonuçta birinin parası zaten her türlü heba olacak. Hakem doğru karar verse de, yanlış karar verse de, Türk futbol oraya gitmedim yani. Şampiyon olursan ihya alıyorsun, olamazsan sıkıntı, küme düşersen zaten kapandın. Hayatta kalma şansı yok. Kümede kalırsan bir sırada gidiyorsun. Zaten burada bir sıkıntı var. Böyle olmaması lazım. Yani tek bir kararla zaten kulübün geleceği heba oluyorsa zaten orada sistemde bir problem var. Yoksa yurt dışında böyle kararlar verilmiyor mu? Yurt dışında siz şunu mu zannediyorsunuz? Yani mükemmel kararlar veriliyor. Çok hakkaniyetli şampiyonluklar var. Çok hakkaniyetli küme düşmeler var. Orada da nefahiş hatalar var. Orada da etkileniyor her şey. Ama buradaki gibi de davranılmıyor işte orada. Farkımız İşte zaten anlaşamadığımız temel nokta şu oldu. Şimdi kulüp başkanları çözüm olarak bir şeyi ön plana atıyorlar. İşte az önceki örnekte artık yıllanmış hani yabancı hakem. Yok, hayır, yıllanmış hakemler. He. Uzun süredir ligde yer alan hakemler bizim maçlarımıza verilmesin. Çünkü çok fazla arkadan yük taşıyorlar. Sırtlarında çok fazla yük var. Kafalarında çok fazla düşünce var. Yeni hakemler verilsin karşılaşmalarımıza. Şimdi o zamanki akıllarına gelen çözüm bu oluyor. Mesela kulüp başkanlarının, dört büyüklerin. Ondan sonra federasyon ya da MHK ya da iki kurum birden istediklerini verdikleri noktada federasyon da tamam diyor. Madem öyle istiyorsunuz. Federasyonun da belki aklına yatıyor o andaki o çözüm. Ondan sonra istediklerini veriyor. Yeni hakemleri veriyor. Evet, hatta bu hafta yeni hakemler hep Atilla Karaoğlan verildi işte Başakşehir Beşiktaş maçına. Büyük maçlara hep böyle hakemler verildi. Aynen. Şimdi yeni hakemler verildiği zaman ve yeni hakemlerin kararları da
dört büyükleri tatmin etmediği noktada o zaman bu kez başka bir çözüme gidiyorlar. Şimdi ben de diyorum ki burada bir tutarsızlık yok mu? Bu iş bu kadar basit mi? Ve bu iş o gitsin, bu gelsin, o olmadı, bu olmadı şeklinde çözülebilir mi? Dinleyicimize diyor ki sen öyle diyorsun ama burada yatırılan milyon dolarlar var. Hakemin tek düdüğüyle o milyon dolarlık yatırım uçuyor. O zaman beğenmemekte haklılar. Şimdi anlaşamadığımız nokta tamamen burası. Ne var diyor, yani beğenmemelerinde ne var diyor. Onu söylediler diyor, olabilir diyor. Şimdi bunu söylediler diyor, o da iyi değil diyor. O zaman diyor iş yabancı hakeme gider diyor. Peki ben sana burada bir kontrada bulunabilir miyim? Yabancı hakem geldiğinde çözecek bir kişiler değişti. Türk hakem, işte deneyimli Türk hakem olmadı. Deneyimsiz Türk hakem olmadı. Yabancı hakem, yani kişiler değişti, sistem. Sen değişeceğini mesela, daha iyi olacağını düşünüyorsun. Yabancı hakem geldiğinde daha mı iyi olacak gerçekten? Şimdi bak. Şimdi burada da sen de mesela çelişmiyor musun kendi içinde? Sonuçta orada da hakem değişiyor. Burada da hakem değişiyor. Yerliden yabancıya geçiyorsun. Bunun değişeceğini nasıl bu kadar eminsin mesela? Ya da nasıl daha iyi olacağını bir şeye eminsin? Benim anlatmaya çalıştığım nokta şu. Bir şeye karar verdiğin noktada onunla ilgili devam etmen gerekiyor bir süre. Yabancı kuralında da benzer şeyleri söyledik. Yabancı kuralında da dendi ki işte yerli kuralı, 14 yabancı 14 yerli kuralı. Ondan sonra bir iki sezon geçti, tartışmalar başladı. Etkisini görebilmemiz için sürece yayılmalı dedik. Türk futbolundaki ve kulüpler üzerindeki etkisi. Hem ekonomik anlamda hem sportif başarı anlamında. Eğer bir karar verdiniz, karar zaten süper de yanlış olamaz. Hani şu tartışılan, bu kadar fazla konuşulan ortamda verdiğiniz bir karar %100 hatalı olamaz. Ama onun etkilerini görebilmek için 3 ay, 6 ay, 1 maç, 3 maç, 5 maç yeterli değil. Biraz sürece ayarlamanız lazım. Hı hı. Benim anlatmaya çalıştığım nokta o, tutarlılıkla alakalı olarak. Şimdi az önceki konu da öyle. Eğer kulüp başkanları yıllanmış hakemlerden şikayetçilerse ve yeni hakemlere fırsat verilmesi gerektiğini düşünüyorlarsa o hakemleri yapacakları hatalarla kabul etmek zorundalar. Ama oradaki tutarsızlıkları daha ilk hatalarında bunlar da gitsin oluyor. Bu da olmadı oluyor. Hadi bu kez yeni bir çözüme geçelim. Yabancı hakem konusu şöyle. Yabancı hakemde benim savunduğum nokta tamamen kapalı olmamak gerekiyor yabancı hakeme. Tamamen olmaz. İşte Türk hakemlerini bitirir, Türk futbolunu bitirir. Ben bu görüşlere karşıyım. Türk futbolu şu ana kadar bitmediyse zaten bitmez. Yabancı hakemle bitecek hali yok bence de hakemlik. Öyle bir tamam, ona ben de en fikrim. Şeyim tamam. Yok. İşte ondan sonra diyorlar ki İspanya'dan her maç lahozu mu getireceksin? Nereye gidiyorsun? Dur gitme. İspanya'dan lahozu mu getireceksin? İşte Almanya'dan Almanya'nın en iyi hakemi mi getireceksin her karşılaşma? Dışarıdan böyle, ses geldi hocam. Böyle bir dünya yok. Tabii ki öyle bir dünya yok. Ama İspanya'nın orta karar bir hakemi ya da Almanya'nın orta karar bir hakemi burada herhangi bir karşılaşmayı, özellikle stres dozu yüksek karşılaşmayı iyi yönetebilir düşüncesindeyim ben. O da ama tek maçlık o zaman, yani bir hata yaptığı anda mimlenecek. Çünkü X takım Y takım oynadı. Y takım aleyhine bir hata yaptı. Bir sonraki sefer getiremezsin o Y takım çok maçına. Çok da mimleneceğini düşünmüyorum bu şekilde. Emin misin? Bizdeki kadar mimleneceğini ben düşünmüyorum. Yaşayıp görmek lazım. Çünkü bizdeki yaklaşım genelde o tarz bir durumda, hani hakemin kafasında tilki olmadığı için hakem hatası olarak görülüyor. Ama mesela bu diğer tarafta, anladım. Diğer tarafta hep işte öyle yapmıştı, o yüzden burada böyle yaptı, kafasında hesap vardı diye. Ama bak yani, şu olur o zaman. Hakemin değil, bizde insanların da kafasında hesap oluyor. Hı hı. Ama yabancı hakemde çok öyle bir şey yok. İşte onun da bana sorarsan örneği Ajax maçındaki pozisyon. Ajax maçında Beşiktaş'ın canı yandı. Ama dediler ki hakem hatası. Hani kötü yönetti, iyi yönetmedi ama hakem hatası. Ama şimdi mesela senaryo üzerinden gidiyorum. X-Y maçı hata yaptı Y takım aleyhine. Bir sene sonra yine Y takım maçına bu MHK herhalde belirleyecek sonuçta bu hakemleri de. Yine o takım maçına verdiğinde sen niye bizim aleyhimize hata yapan yabancı hakemi tekrar bizim maça verdin? Başka hakem mi bulamadın? Demeyecek mi? Bence yine diyecek. Yani i̇şte art niyet görmese diyecek. De. İşte MHK niye bunu bize maça verdi? Bizim maçta hata yapmıştı. Art niyet görmedi belki. Tamam, iyi niyetine inandı ama hata yapmış senin aleyhine ve o senin hakkında kalmış. Yine bu hoşuna gitmeyecek. Yine burada yani hata yapana kadar o hakemi çok rahat atayabilirsin ama hata yaptıktan sonra yine şansı yok. Yine tek kullanımlık olacak. Yani. Benim yabancı hakemlerle ilgili en büyük çekincem bu, senin söylediğin değil.
En büyük çekincem şu. Hangi maçlara yabancı hakem getirecek? Evet. Yani şimdi diyecekler ki sen şu maça yabancı hakem verdin. Ben de istiyorum yabancı hakem. Mesela bu yani Anadolu onun, kulüplerine verilmeyecek mesela. Evet işte onun önüne geçemeyeceğiz. Asıl problem o. Bence de %100. Aynı. Yoksa bu konuşmalar basit şeyler. Yani onlar hani işin sıralamada böyle 8. 9. basamağını oluşturacaklar ama şöyle bir tablo ortaya çıkabilir ki bu daha muhtemeldir. Bir büyük karşılaşma, şampiyonluğu belirleyecek mücadele. İşte o sezon boyunca belki sahaya çıkacak iki takımın da çeşitli sebeplerle hakemlerden şikayeti oldu. Artık ortam çok gerildi. Hiçbir hakeme güvenilmiyor. Denecek ki bu hakemi yabancı bu maçı yabancı bir hakem yönetsin. Okey, anlaşıldı. Peki devam eden sezonda belki küme düşme hattında, belki Avrupa Ligi mücadelesinde, belki Şampiyonlar Ligi playoff, Şampiyonlar Ligi öneleme safhasında yine çok kritik karşılaşmalar olacak. Onlar o zaman diyecekler ki bu maçta da yabancı hakem olsun. İşte o zaman yabancı hakem yetiştiremeyeceğiz. Yetiştiremeyeceğiz derken bulamayacağız. Hani kimi getireceğiz? Bence asıl problem yabancı hakem eğer kapısı açılırsa bu olacak. Bir de çünkü neye göre, hangi kritere göre, hangi maça yabancı hakem atayacaksın? Tabii bu çok büyük problem. Bir de ben bu öncelik sıralamasında 33. maddeyi söyleyeyim. Hani bu senin dediğin 1'e yakın maddelerden. Mesela euro kuru olmuş 11. Sen bir de yurt dışından mesela ödeme de yapacaksın. Yani bedavaya getirmeyeceksin değil mi hakem? Mesela euro cinsi ödeme yapacaksın. Çarpı 11. Türkiye'dekinin büyük ihtimal çarpı 11 katı para vereceksin. Mesela 2-3 hakem getirdin. Böyle bir gider kaleminde oluşacak. Mesela bu da çok mantıklı mı? Bu da dediğim gibi çok önemli değil belki hani diğer saydığın şeyler açısından bakarsak ama çok büyük problemler var. Yani bunu bir standarda oturtmak çok zor. Doğru hani euro kurunun işte hakemlerin maliyetlerinin artması da bir etken olarak düşünülebilir. Senin dediğin gibi 33. sırada olabilir. Yalnız az önce söylediğimin bence çözümü yok. Onu da düşündüm bayağı ben. Yok, o standarda oturtamazsın. Onun çözümü yok. Ya şöyle dersin, dört büyüklerin kendi arasındaki maçlar diyeceksin. Olur mu o zaman? Ne yapacaksın? Olur mu o zaman? Çok büyük haksızlık olur. Ne abi o zaman illa bir kulübe haksızlık olacak. Yani bir takım zaten yabancı hakemsi sezon geçecek. O yüzden diyorum çözümü yok diye. Yok işte. Ya, o yüzden çözümü yok. Full yabancı yapacaksın. Yani sen Galatasaray Beşiktaş maçını yabancı hakemle oynattırıp atıyorum 32. haftada 38. haftada Galatasaray Fenerbahçe maçını yerli hakemle oynatma ihtimalin neredeyse sıfırlanıyor. Onun bir çıkarı yok. Onu bulamamış değilim. Yok işte. Bir de bizde standart oluşturmak her zaman zor bir iştir. Türkiye'de değişir. Onu da nasıl becerecekler? Eğer yok yani öyle bir dünya. Bilmiyorum. O yüzden işte. İyisiniz. Yani yabancı hakem istemeyenlerin bu kozu çok kuvvetli. Çok kozumuz var işte. 33. maddeye kadar ben sayarım sana da. Neyse uzatmayalım. Reklama gidelim. Sonra buradayız. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Türkiye'nin global Bitcoin borsası Bitay, alternatif piyasaları sunar. Bitay, geleceğin yatırımı. Alternatif piyasalar bölümündeyiz. Bitay'dan Bitcoin'in fiyatını aktarayım. Şu anda 1 Bitcoin 579.551 TL'den işlem görmekte. Tarihi zirvesinin oralarda devam ediyor Bitcoin TL bazında. Dolar bazlı ise henüz en yüksek rakamına ulaşmadı. Şu anda 62.354'ten işlem görmekte. En yüksek 64.500'lere kadar yükselmişti Bitcoin ama güçlü duruyor. Son 24 saatte en düşük fiyatı Bitay'da 60.206. Şu anda da dediğim gibi 62.356 dolardan işlem görmekte. Türkiye'nin global Bitcoin borsası Bitay, alternatif piyasaları sundu. Bitay, geleceğin yatırımı. İddia bölümündeyiz. Bugün günlerden salı, Şampiyonlar Ligi günü. Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları başlayacak ve temsilcimiz Beşiktaş'ta Sporting'i konuk edecek. Programın ilk bölümünde bu maçı biz detaylı olarak konuştuk. Yine belki kupondan sonra konuşuruz. Güzel karşılaşmalar var ve tabii ki bu karşılaşmalara tek maç ve canlı seçenekleri iddia bayileri ve iddia.com'dan
oynayabilirsiniz. 19.45'te Kulüp Brugge Manchester City mücadelesi var. 22'de Paris Saint Germain Leipzig, Atletico Madrid Liverpool, Porto Milan Ajax, Borussia Dortmund, Shakhtar Donetsk, Real Madrid ve Inter Şerif günün karşılaşmaları ki gerçekten bu Beşiktaş'ın maçlarının olduğu günler çok güzel karşılaşmalara sahne oluyor. Bugün de hani bir çırpıda böyle 3-4 maçı gözüne kestiriyorsun ama tabii hangisini izleyeceksin? O da büyük bir dert. Evet, dediğin gibi güzel bir Şampiyonlar Ligi gecesi bizleri bekliyor. İddia günün kuponunda tabii ki Şampiyonlar Ligi maçlarını aldım. Beşiktaş Sporting'de Beşiktaş'ın yenilmezliğine verilen oran benim dikkatimi çekti. 1.42 deneyebiliriz. Kulüp Brugge Manchester City, Manchester City'yi fazla anlatmaya gerek yok ama Kulüp Brugge da hem Leipzig'i deplasmanda yendi hem de kendi sahasında Paris Saint Germain'den puan kopardı. İki karşılaşmada 3 gol atmayı başardı. Manchester City eğer oyunu tutturursa tek başına bile bu maçı 2.5 gol üstüne taşıyabilir. Ama oldu da kötü bir gün geçirdi. Kulüp Brugge da önceki iki karşılaşmadaki performansını ortaya koyabildi. O zaman 2.5 gol üstüne her türlü gider diye düşünüyorum. 1.50'lik bir oran verilmiş. Bir de Paris Saint Germain Leipzig 2.5 gol üstü olmazsa herhalde herkesin çok şaşıracağı bir mücadele olur. Manchester City Leipzig 6-3 bitmişti. Evet. Eğer bugün Paris Saint Germain'in golcülerini aradıkları alanları yine Leipzig verirse belki gol atabilir ama çok da gollü bir karşılaşma bize izletebilir. Onun da 2.5 gol üstüne gideceğini düşünüyorum. 3 karşılaşma bugün verdik. Yine oran 3'ün üzerinde 3.07. Dünkü kupon tutmuştu. Bakalım bugün neler olacak. Evet, Paris Saint Germain'de dün gördüğüm kadarıyla Neymar yok. Icardi takımın önemli isimlerinden biri. O da 2 gün idmana çıkmadı. Özel ailevi sebeplerden dolayı ki magazin basını yakından takip edenler orada neler olduğunu herhalde biliyorlardır. Ama şöyle anlatmak gerekirse eşi var bildiğiniz gibi, Wanda Nara. O en son sosyal medya hesabından ayrıldıklarını açıkladı. Biriyle aldattığını ifade etmişti. Fakat sonrasında birlikte de poz verdiler. Bir barışma olmuş anında. Çok da tabii medyatik isim bu arada eşi de. Önceki eşi Maxi Lopez ondan ayrılıp Icardi ile birlikte olmaya başlamıştı. Şimdi de menajerini de üstleniyor bildiğim kadarıyla Icardi'nin. Şimdi tekrar barışmışlar. Bakalım Icardi ama bu maçta tahmin ediyorum ki oynamaz. Neymar yok ama yine de Paris Saint Germain hücum hattı her zaman çok tehlikeli. Mbappe ile, Messi ile, Di Maria ile birçok etkili oyuncusuyla yine bugünkü Leipzig maçında goller görebiliriz. Leipzig de keza aynı şekilde. İşte zaten 6-3'lük City maçı hala hafızalarda. Bakalım güzel, keyifli bir maç olabilir ama diğer maçlar da yani hangisini izlesen aklın diğerinde kalacak bir Ajax gün. Ajax Dortmund'da değil mi mesela? Çok şey vadeden bir karşılaşma. Ya bence bilmiyorum, ben Paris Saint Germain Leipzig'den ziyade beni daha çok cezbediyor Ajax Dortmund. Yani çok hızlı, akıl almaz bir oyun olabilir. Evet. Bu maçta. Yani o yüzden ben o maçtayım ya. Ajax Dortmund maçındayım. Katılıyorum. Ajax Dortmund, hani Paris Saint Germain Leipzig de çok acayip olabilir skor olarak. Ajax Dortmund izlemesi müthiş keyifli olabilir. Yalnız hani o 22 seansında ben zannetmiyorum çok da Atletico Madrid Liverpool'a gidip Simeone'nin Liverpool'u kitlemeye çalışmasını insanların İşte orada da izleyeceğini. Klopp'un onu açmaya çalışması mesela. Hani mesela sabah da şimdi hafta sonu neler yaptı? Liverpool bu sezonki 6 deplasman karşılaşmasının tamamında minimum 3 gol attı. Minimum. Evet. Tüm organizasyonlardan bahsediyoruz. Tarife bayağı iyi yalnız. Tarife bayağı iyi. Tabii Atletico Madrid çok başka bir seviye. Ya orada hani tamamen bir taktiksel üst düzey bir mücadele olacaktır. O hani ayrı sanki böyle şey gibi, o futbol analiz sevenlerin böyle büyük bir merakla bekleyeceği, hani o şuraya geldi, bu bunu kapattı, onu yaptı, o öyle konuşanlar futbolu, o karşılaşmayı büyük bir keyifle izleyebilirler ya da belki tekrarını analiz ederler ama hani bizim gibi sıradan bir futbol izleyicisi için Ajax Dortmund ve de Paris Saint Germain Leipzig maçları müthiş keyifli olabilir. Şerif'in Inter deplasmanında neler yapıp yapamayacağı merak konusu. Romantikler için belki Şerif maçı tavsiye edilebilir. Doğru, romantikler için tavsiye edilebilir. Çıkar mı acaba? Büyük bir hikaye var çünkü arkasında. Bunun dışında hani Porto Milan bayağı geride kalıyor. Shakhtar Real Madrid'de yine hani böyle
eski boksörler vardır ya, zamanında çok çok iyi olup ondan sonra biraz güçten düşmüşlerdir. Şimdi karşı karşıya geliyorlar Shakhtar ve Real. İkisi de çok iyi işler yaptılar ama eski kıvamlarında değiller. Onun da çok fazla ilgi çekeceğini düşünmüyorum ben. Şimdi hani Real Madrid deyince böyle insanın çok izleyesi gelmiyor. Barcelona da aynı şekilde düştüler. Tabii, eski ışıltıları, şaşalı günler geride kaldı bu iki takım için. Onlar adına sıkıntı ama tabii yeni sezonla birlikte bir Real Madrid'in Mbappe transferi. Barcelona her ne kadar imkansızlıklarla boğuşsa da bir Haaland transferi mesela, ikisinin aynı anda karşılıklı geldiğini düşünsene. Barcelona'da eski başkanın söylediğini okudun mu? Bartomeu'nun mu? Messi ile ilgili mi? Messi ile ilgili değil. Demiş ki Mbappe'yi alma şansımız vardı. Teknik heyet Dembele'yi tercih etti demiş. Bu sıkıntıymış. Ama Dembele de çok iyiydi ya o dönem. Tabii. Ben hatırlıyorum. Benim en sevdiğim oyuncuydu. Ben Mbappe'den daha çok seviyorum. Evet. Ama olmadı işte mesela. Olmadı. Bazen de böyle ufak tercih hataları. Ufak diyorum. Çünkü dediğin gibi hani o dönemde evet Mbappe de çok iyiydi, kabul. Ama Dembele de uçuyordu. Dembele'ye kaç verdi? 140-150 verdi herhalde. Aynen. Uçuyordu Dembele de. Hani hangi ayağını kullanıyor bu oyuncu ya diye merak ettiğimiz Dembele Barcelona'da tutmadı. Biliyor olmadı. Musun mesela hangi ayağını kullanıyor? Yok, bilmiyorum. Mesela enteresan bir şey oldu hafta sonunda da. Perisic Inter'de gördüm. Ters ayağıyla İki ayağıyla penaltıdan ilk oyuncu olmuş. Aynen. Yani o da çok garip değil mi? Çok garip ama ligimizde de var. Hamşik geçen sol ayağıyla korner kullanıyordu. Hamşik sağ ayaklı bir oyuncu. O da inanılmaz kullanıyor sol ayağını. Bazı oyuncular var böyle. Aynen. Mesela Cazorla. Eskiden şu an bıraktı değil mi Cazorla? Yani en son Villarreal'deydi ama. Gerçi bunu bırakmamıştı o şimdi. Büyük konuşmayayım da. O da mesela iki ayağında inanılmaz kullanır. Bazı oyuncular var. Evet. Hernanes vardı, Brezilyalı. O da. Ben Ajans Spor'a ilk böyle gelmeye yakın dönemlerimde 11'ler hazırlıyordum. A harfiyle mesela başlayan 11'ler. Böyle değişik değişik. O ilgisini çekmişti buradakilerin, o dönem çalışanların. Bir de çift ayaklı 11 yapmıştım. O dönem hatırlıyorum, böyle Cazorla'sı, Hernanes'i, acayip oyuncular var yani savunmada da. İki ayağını birden. İki ayağını hangisini kullandığını ayırt edemeyeceğin Usmane Dembele'de oyunculardan biri. O da iki ayağıyla penaltı kullanıyor. İki ayağıyla korner kullanıyor. İki ayağını eşit derecede kullanıyor. Bu çok saçma geliyor belki kulağa ama gerçekten aynen öyle. Çalışınca olabiliyor. Sporda var. Mesela tam tersi, hani Nadal bir sağlaktı tenisçi olarak ama amcası onu solak yaptı. Sadece tenis için adam solak oldu. Sol eliyle tenis oynadı. Basketbolda iki eliyle şut çekebilen var mı? O güzel bir soru. Yok herhalde. Yok. Yani futbolda mesela çok rahat kullanıyorsun. Basketbolda şut yok ama paslı, tek elle pasları yaparsın. O da çok zor bir şey değil zaten. Ama şut, ben hatırlamıyorum öyle bir örnek. Belki dikkatli dinleyicilerimiz varsa bizim kaçırdığımız, onlar söyleyebilir ama voleybolda da böyle bir şey olabilir mi? Çift el yok zaten, çift el pas atıyorsun. Sımacı ters elle vurmak, o da mantıksız. Futbolda herhalde en çok bu çift eli, evet, ya da çift ayağı daha doğrusu görebiliyoruz. Ama güzelmiş o Usmane Dembele konusu. Mbappe şu anda herhalde o dönem şunu atlamış Barcelona. Bir oyun tırnak içinde manyağıymış Usmane Dembele. Onunla evet, ilgili en büyük eleştiri oydu. O konsol oyunlarının hastası, yerinden kalkmıyor. O da onun profesyonelliği önünde en büyük engel. Çocuk gibi aslında. Çocuk gerçi. Gençti o dönemler. O yaşlar için. Mbappe'de anladığım kadarıyla böyle bir bağımlılık yok. Yani futbolunu etkileyecek düzeyde bir bağımlılık yok. Mental ama olarak daha güçlü. Evet, mental olarak daha güçlü. Dembele daha böyle hayattan da keyif almaya çalışıyor. Hani tek önceliği futbol olmayan biri gibi. O da bir tercih tabii ama Barcelona için çok pahalı bir tercih oldu. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Son bölümdeyiz. Birkaç haberle bitireceğiz. Trabzonspor-Fenerbahçe maçında sakatlar vardı. Trabzonspor'da özellikle Bruno Peres ve Makemen'in durumları merak ediliyordu. Peres'in durumu biraz ciddi. Sağ diz iç yan bağda ikinci derecede yırtık tespit edildi. Gördüğüm kadarıyla en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak. Yani bir sonraki milli araya kadar Bruno Peres'in oynaması beklenmiyor ilk haberler bu şekilde. Tabii Peres bu takım için önemli bir oyuncu. Önemli bir yatırım yapıldı. Şimdi Göztepe maçı var. Önünde deplasman. Çaykur Rizespor maçı var. Beşiktaş maçı var. Milli araya kadar. Fikstürü böyle Trabzonspor'un. Hani Göztepe
çok formda gelmiyor yani son maçı geriden gelip çok da şık bir golle Tiyan için golüyle kazandılar. Rize zaten sallantıda. Beşiktaş derbisi de tabii önemli. Bu üç maçta Bruno Perez forma giyemeyecek. Onun yerine kim oynayacak? Yani son maçta Dorukhan Toköz forma giydi. Serkan maç kadrosunda yoktu ama birinci normalde alternatifi Serkan Hasan ama onda da hiç güvenmiyor. Yani sezon başı iki maç oynattı. Sonra hiç bir daha yüzüne bakmadı. Belki de hani mecburiyetten Perez sonuçta istikrarlı bir şekilde oynadı. Perez'i sol bekte de kullanmak istemedi. Bakalım şimdi Dorukhan Serkan ikilisinden biri olacak. Belki yani çok zorlama olursa ama Siopis'te bir alternatif olabilir bence. Hüseyin? Oraya Hüseyin de olabilir. Hüseyin'e denedi. Doğru, Hüseyin de sağ bek oynadı. Aslında hani koyabileceği 4 oyuncu birden saydık ama tabii Bruno Perez performansı almak bu isimlerden pek mümkün değil. O büyük bir problem. Makemen'in yokluğu o da tabii ki bir handikap. Hele ki Hamşik de şimdi sakatken ki Hamşik de hemen dönecek mi bilmiyorum. Bu tarz sakatlıklarda hani maça yetişir mi yetişmez mi diye başlıyoruz. Sonra 2-3 hafta gidiyor bu oyuncular. Hamşik de aynı anda olmazsa o da büyük problem olur Trabzonspor için. O bölgede tabii ki alternatif var yine de. Hani Gervinho'nun, Janini'nin kanatlarda oynadığı bir düzen. Yusuf Sarı, Abdülkadir Ömür, ileride zaten Cornelius var. Yine bir şekilde Trabzonspor bir de iyi bir kadro çıkarıyor. İşin ilginç tarafı Gervinho'nun kendini daha rahat hissettiği yer sol ön aslında. Evet. Bakalım Gervinho'da Bakayemen'in yokluğunda sol önde iyi bir performans gösterebilecek mi? Fenerbahçe maçında pek olmadı. Fenerbahçe maçında istediklerini yapamadı. Ama Gervinho normalde sol önde daha etkili gözüken bir oyuncu. Sağ önde Yusuf Sarı zaten ilk tercih olduğunu bence gösterdi Vakeme'nin sakatlanmasıyla beraber. Orada biraz da Yusuf Sarı'nın olması en azından bu 8+3'te hani Abdullah Avcı'yı çok fazla matematiğe boğmayacaktır. Ama normal şartlarda hani bana sorsan ben Cornelius'un merkezde, Janini'nin bir kanatta, Gervinho'nun da diğer kanatta olduğu düzeni tercih ederim. Evet, böyle yapar. Sağ bekte de Dorukhan oynayacaksa Berat var. Kalede Uğurcan var. Zaten yerli konusunda bir problem yok ki Abdülkadir Ömür de şu sakatlarla birlikte merkezde forma şansı buluyor. Hani 4-5 yerliyle bile sol bekte İsmail'in de oynadığını düşünürsen Trabzonspor sahaya çıkabilir. Ama tabii ki eksik olması çok iyi olmadı. Özellikle Bruno Perez bence çok büyük sıkıntı. Fenerbahçe'de Ferdi sakatlanmıştı. O da kenara gelmişti. Onun da çok ciddi bir problemin olmadığı bildirildi denmiş bugün gazete manşetlerinde. Hatta perşembe günkü Antwerp maçında forma giyme ihtimali de yüksek deniyor. Onu da pamuklara sarması lazım Fenerbahçe'nin. Yani kanat bek rotasyonunda şu anda elindeki en formda en iyisi. Doğru. Yani o yüzden Ferdi'ye de bir şey olursa yani yok mu koyacağı oyuncu? Muhammed var o bölgede. Onu koyabilir. Sağda Osay Samuel var. Nazım var ama Nazım da çok sakatlandı geçen seneden bu yana. Osay Samuel bence henüz Ferdi kadar o bölgeye adapte olamadı. Muhammed Osay Samuel'den sanki biraz daha hızlı adapte oluyor. Sol kanat bekte. Bir kanat beki olarak. Ama yeterli mi tabii ki? O da tartışılır. Fenerbahçe'de de durum sakatlarla ilgili bu şekilde. Bakalım şimdi Beşiktaş'ın bugün maçı var Sporting'de. Temsilcilerimiz de Fenerbahçe ve Galatasaray'da perşembe günü gruplarda 3. karşılaşmaları çıkacaklar. Galatasaray Lokomotiv Moskova ile oynayacak. Fenerbahçe'de Antwerp'le karşı karşıya gelecek. Galatasaray pek iyi şeyler taşıyamadı Konyaspor mücadelesinden. Bakalım yine aynı düzende mi sahaya çıkacak? Galatasaray Fatih Terim'in anlayışı öyle mi devam edecek? Yoksa tekrar eski sisteme mi geri dönülecek? Tabii Berkan Kutlu'nun dönüyor olması bir avantaj. Marco keza forma giyecek. Ki Marco ligdeki Beşiktaş maçında da artık forma giymeye başlayacak. Ki Galatasaray'ın da şiddetle ihtiyacı var diye düşünüyorum ben Marco'ya. Evet, Alparslan son dönemde tercih edildi Luyendama yerine. Gerçi işin savunma kısmında çok sırıttı mı savunma müdahaleleri? Çok sırıtmadı. Luyendama kadar basit pas hatası da yapmadı. O yüzden hani Alparslan'da sınıfı geçti ama Marco tabii ondan oyun kurulumu açısından bir kere çok daha önde. Onu da göreceğiz perşembe günü. Sasha Boy'i en kötü Beşiktaş maçı demişti. Evet, Sasha için mi? Evet, Fatih Hoca. Aynen. O maçta ki Rusya'ya götüreceğiz dedi ama durumuna bakılacak. Ben hani maçı çok fazla o detaya girmedim ama Yedlin de yani fizik olarak gerçekten çok iyi. Yani Yedlin profesyonelliği bence üst düzey ama işin hücum kısmında o son pas, son tercihi ve kademedeki pozisyon bilgisi zayıf. Ama en azından mücadele ediyor, koşuyor. Mesela bir pozisyon söyleyeceğim, hatırlayacak mısın Ali abi? Konyaspor maçında. Serdar Güller
yalnız kaldı. Orta sahanın biraz önünde. Yani gitse karşı karşıya bir pozisyon. Fakat gidemedi. Çünkü arkasında Yedlin var. Yani biliyor Yedlin ona yetişeceğini. Kendi de belki biraz yorgun. Ama rakip oyunculara o hissiyatı veriyor. Yani geniş alanda Yedlin'i geçmen neredeyse imkansız kafaya koyduğu anda. En azından öyle bir artısı var. Yani bir yerden tutması gerek çünkü Yedlin'in de. En azından o atletizmle, fizik gücüyle bence iyi. Bu maçta da ikinci yarıda da hani hücuma da katkı verdi, destek verdi. Savunmadaki görevini de en azından yerini çok fazla kaybetmiyor. Bence hani o eleştirildikten, ıslandıktan sonra ayakta kalan iyi bir performansı var. Yedin, onu da söylemek istedim. Durum bu şekilde. Bugünlük Sabah Sporu'nu noktalıyoruz. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Tabii ağırlıklı olarak Beşiktaş maçını konuşacağımız bir gün olacak. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sundu. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.